Halk TV'den mutlu akşamlar değerli seyirciler. Nihat Genç konuşuyor programında yeniden birlikteyiz. Evet, Türkiye'de bu hafta en çok konuşulan konu şüphesiz dünden iki gündür kılık kıyafet yasasıyla ilgili. Okullarda kıyafetlerin serbest bırakılması, dokunulmazlıklar tartışılıyor. Milletvekillerinin dokunulmazlıkları, anayasa tartışması var yeni anayasayla ilgili. Ve geçtiğimiz haftaya da mührünü vuran bir hadise var. Muhteşem Yüzyıl dizisinin kaldırılması ve mahkemeye sevk edilmesiyle ilgili. Ve dünkü bir gelişme, Filistin'in Birleşmiş Milletler nezdinde artık gözlemci ülke statüsüne kavuşmasıyla ilgili. Değerli seyirciler, sistem mühendisleri Recep Tayyip Erdoğan'a olağanüstü gündemler yaratıyor. Ama biz gündemi Nihat Genç ile değerlendireceğiz. Bu hafta dilerseniz önce gelen binlerce mesajdan seçtiğimiz bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Emekli bankacı Türkan Karasu, yine Hacı Diş Şanlıurfa'dan mesaj göndermiş. Gülsen Güleç hanımefendi göndermiş. Diyor ki Nihat Genç kimdir? Sorgulama yap, sorgula demiştim not defterime diyor. Yine bir başka seyircimiz 3 çocuk istiyorlar ama çocuk bezinin %18 KDV'si var diyor, ilginç. Adana'daki hukuksuzlar hukuksuzluk hiçbir dönem bu kadar olmamıştı diyorlar. Yine AKP'nin 5 milyon mükerrer oyunun açıklamasının hala yapılmadığından yakınıyorlar. Ankara'dan Aysun Halk TV'yi kutluyor. Antalya'dan yine var. Avukat Yücel Köroğlu İnegöl'den yollamış. Başbakan yardımcısı olacak kişilerle ilgili, tekke ve zaviyelerle ilgili düşüncelerini iletmişler. Tülay Yılmaz Hanım bize mesajını göndermiş. Ve Bilge Ökmen Gazze konusundaki ve Dışişleri Bakanı'nın ağlamasını sormuş yine. Mehmet Harma Zonguldak'tan, Bülent Balıkesir'den, Cevdet Ankara'dan, Canan Erbil Bartın'dan diyor ki Deniz Feneri sanıkları beraat etti. Dava yürüten Deniz Feneri'nin açar mısınız lütfen demiş. Eskişehir'den var. Evimize hoş geldin diyorlar bize. Evet, evimize hoş geldiniz. Kumru gibi değil, kırlangıç gibi, 10 tane daha olsaydınız demiş. Gökhan Köker Adana'dan, yine Göksel Rıza Özkan yine kumru gibi değil, kırlangıç gibi olun diyor. Evet, Hülya Sağlam, Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye İlçe Başkanı. Nihat, 2 yıl aradan sonra gözlerime inanamadım, hoş geldin demiş. Resul Çaplı, yine mesajı var İlker Başbuğ'la ilgili. İstanbul'dan yine bir seyircimiz, Milli Anayasa Platformu'na katılmaya insanlar korkmuyor ama ekmeğiyle oynanıyor demiş. İsmail Aygün Aksaray'dan. İstanbul'dan Emir Burak ve bazı seyircilerimiz taşeron işçilerin de durumlarını gözden geçirmemizi rica etmişler. Değerli seyirciler, bugün çok kısa geçtiğimiz hafta ilettiğimiz gibi bir Silivri'den bir portreyi sizinle paylaşmak istiyorum. Emekli Tuğgeneral Ali Aydın. Ali Aydın 1980 yılında Karaharp Okulu'ndan jandarma teğmeni olarak mezun olur. 1984 yılında tutuklanır, gözaltına alınır ve ağır işkencelerden geçirilir. Suçu Türkçülük ve Türk milliyetçiliğidir. Fakat atıldıktan sonra ünlü ilk PKK'nın ilk eylemi Eruh baskınından sonra çağrılır. Hüseyin olarak Eruh komando bölük komutanı yapılır. Daha sonra yüzbaşılığında Çukurca'da, Hakkari'de. Fakat 1997 yılının 28 Şubat'ında bu kez irticadan fişlenir ve yeniden sorgulanır. Şimdi Ali Aydın, balyozcu, darbeci iddiasıyla tutuklandı ve balyoz iddianamesindeki hiçbir kanıt olmadığı halde 18 yıl ağır hapis cezasına mahkum edildi. Ali Aydın'ın bir yeğeni, o kendisi hapisteyken Hakkari'de şehit edildi. Aynı ismi taşıyan Ali Aydın, jandarma uzman çavuş Ali Aydın şehit edildi ve Kayseri'de toprağa verildi. Onu kamuoyu Yörük Ali Paşa olarak tanıyor. Şimdi de darbeci olarak suçlanıyor. Bu davaların içerisinde bir de Güllü Sarıkaya var. Daktilo memuru ama 16 yıl ağır hapis cezasına çarptırılıyor. Biz Silivri, Hassal ve Hadımköy'den insan portrelerini
Bu programın içerisinde mümkün olduğu kadar ele almaya çalışacağız ama Yeni Çağ Gazetesi'nde bugün Arslan Bulut'un de çok önemli bir yazısı var. Silivri, Hadımköy ve Hassal mektupları. Onun da yazısının mutlaka okunması gerektiğini düşünüyorum. Evet Nihat Bey, gündem böyle. Bunları hatırlatmamızda fayda var. Çünkü gündem istediği kadar kaçabilir, başka yerlere gidebilir. Dizileri tartışıyor olabiliriz, kılık kıyafeti tartışıyor olabiliriz. Ama Türkiye'nin gerçek kılığı, siyasi kılığı ve kıyafeti şu anda Silivri'de. Ve evet. Bu mazlum, mağdur ve hukuk tarafından ifade edilmiş bu insanların her hafta dilimiz döndüğünce bir ismini geçirmek, bir selam göndermek babından programımızın içinde böyle bir şey. Bu hafta Yörük Ali Paşa, diyelim gelecek hafta Soner ya da bir başka subayımız burada bir cümlede geçerse biz bundan ve tahmin ediyorum izleyiciler de bundan mutluluk duyar. Evet, dilerseniz kılık kıyafetten mi başlayalım? Bu bizim çocukluk ve gençlik dönemlerimizdeki okullardaki önlükler, liselerdeki gravatlar, ceketler de ortadan kaldırıldı. Buna da çok vakit ayırmayalım ama çok önemli bir mesele. Önce tabii bu kılık kıyafet yasasını ve yönetmenini hazırlayanların kendilerinin kılık kıyafetine bakmak lazım. Yani Anadolu'daki en ağır şeylerden biridir, laflardan biridir kılıksız diye. Evet. Bir bakalım kendilerine, müsteşarımızın, bakanımızın giydiği renklere bakalım. Kravatında, gömleğindeki hani şey böyle boyuna posuna değil mi? Bir bakalım. Önce kendilerinin bir yeterli olması lazım. Kılık kıyafeti denetleyecek olan insanların, özellikle yönetmenlik yapacak insanların önce kendilerinin bir anlayışı olması lazım. Bir renk değil mi? Bir evet. Moda anlayış olması lazım. Bunlar tabii kasıtlı şeyler. Bir nevi ilkokullarımızın artık bundan sonra önünü, o Show TV'de bir program var, Bugün Ne Giysem. Artık her gün her evde Bugün Ne Giysem olacak. Çünkü her 10 çocuktan bir çocuk mutlaka problemli çıkacak. Annelerin başına dert çıktı yani. Sadece annelerin mi? Babaların da. Kırmızı giyeyim diye. Evet. Benim yüksek tahminim burada sokağa, yani insanların üniformayı çıkardıktan sonra insanlar normal hayatlarına devam ediyorlar. Mesela biz de lisede saçımız kısaydı, inat olsun diye saçımızı uzattık. Hani evet. Disipline bir şey diye. Üniformayı çıkartan insanlar da normal kıyafetlerini, sokak kıyafetlerini giymeye başlıyor. Fakat burada çok iyi hesap eden insanlar, biz öğrencilerimiz sokağa çıktığında kendi zihinleriyle, kendi kararlarıyla da giyimlerini denetlesin diye okul yılları boyunca bunlara bir denet, yani bir baskı uygulayalım. Yani kafalarına bir şey şekillendirelim. Neyi şekillendirelim? Bu olmaz, şu olmaz, bu olmaz, şu olmaz, şu kısa, şu görünüyor, şu fazla ayıp kaçtı gibi zihinle öğretmenler her gün ikaz ederek dolduracak ve çocuklar bir gün mezun olduktan sonra Londra'da da yaşasa, çok farklı ülkelerde de yaşasa, o beyinlerine dolmuş yasaklarla kendi giyimlerine, mesela sabah sarı mı giyeyim, kırmızı mı giyeyim, şöyle mi giyeyim derken onun etkisi altında kalacak. Yani aslında kılık kıyafet yönetmeliği denilen bu şey, insanların yarınki sokaktaki hayatları, bürodaki hayatlarına daha erken yaşlardan bir müdahale. Yani baskılarla, direktiflerle, komutlarla bir sürü komut alacaksın. Mesela sen lise bitirene kadar, lisede ceket üzerinde oldu belki ama ilkokulda diyelim, siyah üniforma girdiğimizde hiçbir şekilde ikaz görmedik. Ama şimdi normal bir ortaokul bitiren bir çocuk 10-15 tane ikaz görecek. Bu olmadı, bu olmadı diye. Bunlar direktiftir. Bunlar onun nasıl giyinmesi gerektiğinin terbiyesidir. Ağaçta yaş gene eğilir. Ve yarın bu çocuklar sokağa çıktıkları zaman buraya gelmiş bu iltimatlar, iltimatonlar diyelim, dikteler onu yönlendirmeye çalışacak. Yani burada bir sinsilik var. Bir de niye bu kadar evi karmaşaya sokuyorsun ki, yani bu kadar anne şimdi sabah kalkacak kızlarıyla uğraşacak. Yani her 10 çocuktan değil mi bir tanesi problemlidir. Problemli değil de hareketli çocuktur, renkli ister. Değil mi? Hani eşitlik değil, işte fırsat eşitlik değil, herkesin kültürü bilmem ne eşitlenmiyor gibi bir sürü eleştiri de yapabiliriz ama sosyal olarak şimdi söylediğim şeyleri çok daha önemli koyuyorum. Giyim de mi bir baskı aracı? Çok ciddi bir şekilde giyimi de bir denetim aracı haline getiriyorlar. Yani madem başörtüsü tam anlamıyla bize başörtüsü izne bu like modern çağda çıkmıyor. O zaman sizi de biz böyle komutlarla sizi de yönlendireceğiz. Yani bu bir budama girişimi. İnsanların zihninde nasıl giyeceğini ilkokuldan beri bir budama girişimi. Bunu oldukça şey buluyorum. Fakat uçurumlar oluşmayacak mı aileler arasında? Şüphesiz. Onları geç. Evet. Onlar çok konuşulduğu için onları söylemedim. Şüphesiz burada evet. Bu eşitlik şeyine, yani birisi 10 çeşit giyecek, biri bir çeşit giyecek. Bunlar çok ayıp bir şey. Ben lisede ceketi olmayan ve hırkayla gitmiş, gidemediğim için okuldan alınmamış bir insanım. Bu tartışmalar insanı şey de yapar. Ajite de eder, sert de eder, travmaya da sokar.
bozuklukları da, sosyal bozuklukları da sokar. Bunlar ciddidir yani. Bunları şey yapıyorum. Şeye bir de şöyle bir şey var. Bu insanların yani bilimsel kapasitelerini biliyorum. Siyasal kapasitelerini biliyorum. Hiçbir siyasi fikrim olmasa bile ben bu adamların milli eğitimi nasıl yönettiklerini bildiğim için bunlara güven duymuyorum. Yani bunlardan güzel bir şey sadır olmaz. Mümkün değildir. Burada mutlaka bir hihinlik var. Şey gibi hoş görünüyor. Bak ne kadar güzel serbest giyecekler diye hoş görüyor. Halkın aklına ilk gelen ya bunların içinden hangisi konfeksiyon fabrikası kurdu galiba çocuk giyimi üzerine diye. Hemen lafa girer. Ben bunu şey buluyorum. Çok doğru bulmuyorum. Geçtiğimiz hafta bir idam tartışması, idamın geri getirilmesiyle ilgili bir tartışmayı başbakan gündeme getirdi ve bir hafta 10 gün o konuşuldu. Bu hafta da dokunulmazlıklara gerekirse dokunacağız dedi. Dokunulmazlıkları kaldıracağız diyor. Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Bu başı bir takım Kemal Kılıçdaroğlu Bey olsun, CHP'liler olsun, Aslan Bulut olsun, bir sürü yazar Sayın Başbakan ne konuşuyorsa perde arkasından başka bir şey yapıyor. Bu düşünce Türkiye'de hakim oldu. Gerçekten kavga ediyorsa alttan bir görüşme var. İşi toparlıyorlar gibi. Şimdi bir açılım diye buraya geldik. Değil mi? Yani bu iş açılım diye geldik. Şimdi dokunulmazlar kaldırılsın, ortadan idam edilsin diye bir sürece geldik. Bunu biz mi getirdik yani? Şimdi bizler neden Türkiye'de seçimle gelmiş insanların Tayyip Erdoğan Bey böyle istiyor, böyle bir yasa indirdi diye dokunulmazlıklarını kaldıran bir şekilde parmak kaldıralım. Biz mi açtık bu süreci? 10 yıldır iktidarda biz olsaydık bu sorunlara başka bir ivme verirdik. Başka bir yön bulurdu bu sorunlar ve biz insanların parlamenter dokunulmazlığına karşı olmazdık. Evet. Ama şimdi başbakan bize bunlara karşı mısınız değil misiniz? Hadi şey yapın. Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in söylediği cümle çok doğru. Kemal Kılıçdaroğlu Bey dedi ki bütün dokunulmazlıklar kaldırılsın. Ama bu çok hassas bir nokta. Yani şimdi biz milletvekili dokunulmazlığına karşı çıkar bir pozisyona niçin girelim ki yani böyle bir yere niye girelim ki? Türkiye'de siyasal bir rejim var. Seçimle gelen insanlar parlamentoya kendini şey yapıyorlar. Bu parlamenter rejimi de savunacaksın. Sen de savunacaksın. Ben hangi fikirde olursa olsun. Ama şimdi bize kendisi bir küçük bir Stalinizm kurdu. Kendisi bu işle de baş edemedi. Şey yapamadı. Ve şimdi kalkmış bizden de hani bu getirdim dokunulmazlığı. Hadi siz de bunu şey yapın, oylayın. Bunlar tuzak dolu. Yani ben hiçbir şekilde şey yapmadım. Yani orada bir tuzum yok benim. Yani bir şeyim yok. O süreci kendini inşa et. Ve Tayyip Erdoğan Bey hani bir zamanlar açılım açılım diyordu. Kahraman diyordu kendisine. Evet. Ben buna inanmıyorum. Yani Tayyip Erdoğan Bey hep bizi bir çözümlenmemiş. Çözemedi, çözümleyemedi. Bir sorunun dibine getiriyor. En son halde hani buna bir şey deyin. 10 yıldır bize söz verseydin, 10 yıldır bu sürece bizler de katılsaydık, 10 yıldır bizim de fikirlerimiz dinlenseydi değil mi? Evet. Sen açılım deyip bizi kovdun, bizi ekrandan kovdun, her yerden kovdun bizi. 10 yıldır bize hiçbir şey demedin, şimdi gelin bunları atalım meclisten, gelin bunu asalım diyorsun. Biz de gelip senin idamına ya da bunları meclise atmana yardımcı olacağız. Bizim böyle bir dünya görüşümüz yok. Bu işi başka türlü çözeceğiz. Yani tartışacağız, kavga edeceğiz. Şüphesiz orada PKK'lılarla görüşmesini kim azmeder ki? Bu bir suçtur. Terör övme suçudur. Bunu en çok da diyen biziz. Ama burada bir oyunlar içine biz sokuluyoruz. Bu ciddi bir oyundur. Bir de Tayyip Erdoğan Bey açılım şimdi açılım diyor, şimdi kapalım diyor. Yani açılım diye başladı, şimdi kapatalım diye. Değil mi? Meclisi falan bunlara kapatalım. Bunlar rahatsız edici şeylerdir. Bu oyunlara gelmeyelim. Bakın hocanın güzel bir fıkrası vardır. Bir gün Nasrettin Hoca eşeğine buğdayı yüklemiş, şeye gidiyor, değirmene götürüyor. Yolda bir arkadaşıyla konuşuyor. Konuşurken eşek bağlamış başını gidiyor. Eşek yolu bildiği için ezbere kendi başına gitmiş değirmene. Değirmenci de bakmış ki ocağın eşeğe buğdayı getirmiş. Buğdayı öğütmüş, tekrar koymuş, eşeğe göndermiş. Eşek gene yolu bildiği için tekrar gelmiş. Arkadaşıyla da hoca bakmış ki bizim eşek gitmiş, buğdayı yok demiş, geliyor. Arkadaş demiş ya demiş, bu senin eşeğe demiş, ne maharetli, becerikli bir eşeğin var demiş. Gel bunun adını değiştirelim demiş. Buna kahraman eşek diyelim demiş. Bu demiş, nasıl bildi bu yolu gitti gel demiş. Bunun adı bundan sonra kahraman eşek olsun demiş hocaya. Evet. Sonra o eşek biraz daha yakına gelince bu arada çamura bakmış birden. Debeleniyor, çamurdan çıkamıyor eşek. Evet. Hoca demiş ki ezbere yolu gidip giderken kahramandın. Hadi bu çamurdan çık bakayım. Bu çamurdan çık da görelim seni. Tayyip Bey de öyle. Amerika'nın yolu ezberdi. Gitti geldi, anlaştı. İşte şu anayasayı şöyle yapın, burayı böyle yapın diye. Ondan sonra o ezbere yollara gidip gelmek kolaydı. Hadi şimdi bunu çözün. Bunu çözemiyorlar. Çamurda debeleniyorlar ve bizden imdat istiyorlar. Eğer bizden imdat istiyorsanız ekranlarda
ya da parlamentede 10 yıldır bu sürece de bir şekilde insanları içeri atmayacaktın. Bizi de tartışmanın içine koyacaktın. Sen başka bir yoldan gittin, başka bir yoldan geldin. Düğümü de çözemiyorsun. Hem anlaşmışsın arkadan hem de halka başka türlü bir konuşma. Bunların yalan olduğunu düşünüyorum. Bugün evet. Türkiye'yi Tayyip Bey'in getirdiği çizgi ne kadar rahatsız edici. Bugün Türkiye'de yazarlarımıza bakın, medya yazarlarına, yandaş yazarlar 3 sene önceye kadar da böyleydi. Bir Apo tanrısı yaratıldı. Bir Mezopotamya tanrısı gibi. Bir Mısır'ın Ra tanrısı vardır ya, ya da eski evet. Zerdüştlerde Ahura Mazda diyelim, bir tanrı. Bütün yazarlar, bir bakın ismini burada geçirmeyelim. Geçirmekten de çekinmeyiz. Onlarca yazar, 30 yıl Apo. İnönü'den çok, Menderes'ten çok, Özal'dan çok, Atatürk'ten çok. Bunun adı geçti. Türkiye'den çok 30 yıldır en çok adı zikredilen insan. Bunlarla röportajlar, bunu övmeler, sorunu çözecekse bu çözecekler. Bir Apo tanrısı inşa edildi. Edilmedi mi? Evet. Ne diyor Apo tanrısı? İşte Apo tanrısına gidiyor Tayyip Erdoğan Bey bundan 3 sene önce. Seçimlere gireceğiz, huzur ver ne olur, biraz terörü keselim falan. Apo tanrısına emrediyorlar, şey yapıyorlar, yalvarıyorlar. Apo tanrısı seçimlerde müsaade ediyor. Sonra gidiyorlar Apo tanrısına, anayasa yazacağız biz Apo tanrısı, birkaç cümle söyle, sensiz olmuyor zaten, senin için buraya geldik. Apo tanrısı da diyor işte böyle şeyler, birkaç cümle şunlar olsun, vatandaşlık şu ya da başka bir şey. Yetmiyor, bütün insanlar da, kendi milletvekilleri dahil, Apo tanrısına bir de şey yapıyorlar, kurban törenleri düzenliyorlar, açlık grevi, sana kurban oluruz diyor, her şey senin için, ölürüz senin için. Kurban törenleri de düzenliyorlar Apo tanrısına. Hatta yetmedi, Tayyip Erdoğan Bey Apo tanrısı için bir yasa da çıkardı. Bütün bundan sonra dedi, isteyen mahkumlar dedi, kadın kız alabilecek evlilik halinde. Yani Apo tanrısına dünyanın en güzel kızlarını da şey yapmak. Cariyelerini getirecek. Yani. Hayır, efendi evlenir, öyle demeyelim, hakkıdır, kullanır. Ama bunlar Apo tanrısına sunulmuş da nimetlerdir. Ortada bir Apo tanrısı var. Ciddi bir tanrı. Yani ayıptır söylemesi. Günaha da girmek istemem ama yani böyle Allahümme salli ala Apo diyeceğimiz bir şey var burada. Bir Apo var. 30 yıl bütün büyük yazarlar bu Apo'yu Türkiye'nin yani büyük bir şey gibi Mandela ismini zikrederken de Mandela ile zikrediyorlar. Yani böyle bir hale geldi. E nedir bu Apo? 30 bin insan öldürmüş bir insan. Ciddi bir çocuk katili bu. Ve Türkiye'de yani köylerde öğretmen öldürmüş. Buldozerleri, sanayi iş yerlerini değil mi? Evet. Ve 10 binlerce insanın aklını çelmiş. Onların sosyal olarak güçlenmesini engellemiş. Almış, dağa çıkarmış. 14 yaşındaki çocuğun mühendis olmasını engellemiş. Doktor olmasını engellemiş. Hastaneyi bombalamış. Şimdi böyle bir insana Türkiye tapar bir hale geldi. Bugün günlük medyanızı alın sabah. Alın medyayı. 50 sayfamız, 100 sayfa gazete varsa 30 sayfası Apo tanrısına. Hatta Apo tanrısıyla arada bir görüşenler de böyle önemli adamlar oluyorlar. Yani önemli büyük gazeteciler oluyorlar. Yani ona dokundu, onun yanına gitti. Evet. Ondan haber getirdi. Ondan haber getirenler bile o harekette çok değerli ve yüksek bir yerde yani. Yani başı şey yüksek bir yerlerde. Şimdi bu Apo tanrısını oluşturan kim? Kim oluşturdu? Bu kadar tapınılan. Yani şey gibi her emri ulu emir gibi böyle şey gibi. Ne kim çıkardı bunu ortaya? Bunu kim yaptı? Bu yazarlar yaptı. Ve bu Sayın Başbakan yaptı. Böyle bir yolu açtı. E şimdi bir de Apo tanrısıya arkadan arkaya da ya Apo gizli gizli de Apo tanrısıyla görüşüyor. Oslo'ya da meleklerini gönderiyor. Yani hem Tayyip gönderiyor meleklerini. Apo alttan alta meleklerini. Evet. Oslo'da oturmuşlar. İngilizler de Amerikalılar ya da kimsenin şeyinde Apo tanrısı orada şey yap talimatlar veriyor falan. Şimdi burada birbirleriyle tartışıyorlar. Arada kavga ediyorlar. Bizim mi gözümüzü boyuyorlar? Ne diye kavga ediyorlar? Alttan ne gidiyor? Herkes de bunları yazıyor o günlerde. Ama biz bilemiyoruz. Yani gerçekten teröre karşı değil mi o belediye yasası ne? Bana bir söyle bakayım. Belediye yasası nedir? İl vilayet yasası nedir? İl vilayet yasası bu yasa nedir? Tam bir eyalete gidiyor. Almış başını gidiyorlar. Bu ezberlenmiş eşeğin yolu. Daha öncekiler de oraya gitti. Amerika'ya gitti. Gitti geldiler bunları önüne koydular. Bize de bunları medyada yedirmeye çalışıyorlar. Kabul ettirmeye çalışıyorlar. Güya tartışıyor gibi. Hacivat Karagöz numarası yapıyorlar. Sonra biz de gideceğiz oraya. Bu adamlar meclise çıksın diyecek, el kaldıracağız. Niye ben insanlığın karşısına geçeyim, parlamentonun karşısına geçeyim? Bir insan milletvekiliyle oynar mı? Niçin oynayayım? Niçin beni o duruma düşürüyor? Atacaksa kendisi az. Zaten her şeyi yapıyor. Bunları yani bizi kendi çıkamadığı yerlerde yani şimdi de bataktan onu biz çıkartacağız. Biz çıkartacağız o çamurdan onu. E kahramandın. Açılım yaparken kahramandın. Şimdi neyi kapatıyorsun? Hayır, bir şeyi açtığı şeyi de kapatmıyor. Açtığı şeyi başka yoldan götürüyor. İnanın böyle, açtığı yolu başka yoldan götürüyor.
bize sadece başka bir şey kapatıyormuş gibi başka bir şey yapıyor. Bunlara ben inanmıyorum. Olup bitenlerin, o ekranlarda olup biten manzaraya da inanmıyorum. Kına yaksın işte bu Apo'yu Tanrı yapan yazarlar, Mehmet Ali Birantlar, Hasan Cemaliler, Cengiz Çandarlar, değil mi? Bunlar evet. Apo'yu Tanrı yaptılar. Hepsi kına yaksın. Apo'ya eleştiri yok be Türk medyasında. Apo'ya katil diyecek insan yok Türk medyasında be. Evet. 30 bin insan öldürdü, şehitleriniz ağlıyor ve Türkiye'yi bir etnik savaşın içine soktu. Etnik savaş. Bir dönem bebek katili olarak anılan, terörist başı ifadeleriyle tanımlanan Apo ile ilgili şimdi Sayın Öcalan demek bile artık yasal. Bu başka bir şey. Şimdi Tayyip Erdoğan Bey'in yöntem, yani o açılım devam ediyor ama bunun yöntemleri değişiyor. Bir gün hoca bir fırın kurmuş. Sabah müşteri gelmiş. Demiş hoca sen bu fırının bacasını yanlış yerden kurdun. Bunu demiş Lodos'a göre kurdun, bu fırına tıkar demiş rüzgar şeyi, dumanı. Hoca da şaşırmış, fırını değiştirmiş bacasını. Evet. Ertesi gün başka bir şey gelmiş. Bu sefer kuzeye, Poyraz'a çevirmiş. Müşteri gelmiş demiş, hocam demiş sen ne yaptın demiş, Poyraz'a karşı demiş bacam olur bunu değiştir demiş. Biri öyle diyor, biri böyle diyor derken hoca fırını kalkmış bir şeyin içine koymuş. Bir arabanın, el arabasının üstüne kurmuş. Demiş ki hoca demiş, hiç arabanın içinde fırın olur mu demişler. Ya demiş, şey demiş, ve arabanın üstüne bunu koydun demişler, bunun bacası ne taraf olacak? Demiş vallahi sabah gelen ilk müşteri ne şikayetçi olursa o tarafa çeviririm demiş. Yani müşterine göre bacayı değiştiririz. Şimdi bu açılım dediğin şey de zaman zaman yeri saati değişiyor. Böyle yapıyor, evet. Şöyle yapıyor ama bu yavaş yavaş değişiyor. Bir de yine anayasa tartışmaları içerisinde Türk milleti ifadesinin çıkarılmasıyla ilgili bir konu var. Millet, millet, benim milletim, bizim milletimiz diyor ama milletin adını bir türlü koyamadı. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da bu milletin adı nedir diye birkaç kez tekrarlamasına rağmen hala bu milletin adını koyamadılar. Ya işte onu vatandaş mı diyecekler, olacak ona Ulu Tanrı şey Apo Ahura Mazda diye karar verecek. Yani o Ra, Mısır Tanrısı var, Apo o karar verecek. Vatandaş mı diyeceğiz, millet mi diyeceğiz, yurttaş mı diyeceğiz, Türk milleti mi diyeceğiz? Ona kendileri, yani düşünebiliyor musunuz? 5000 yıllık tarihi olan ve bir bağımsızlık savaşı veren bir milletin anayasası Oslo'da PKK ile yapılan görüşmelerde hangi madde yazılacak deniyor. Bu sahne size yeter zaten. Orada Oslo'da çıkacak gizli PKK'larla gizli yaptıkları toplantıda bir anayasaya giriş maddesi hazırlanıyor ve onu tartışıyorlar. Ve bu bir sürü yazar da, TSEV başta olmak üzere bir sürü yazar da bunu Türkiye'ye empoze etmeye çalışıyor. Oslo'daki masadaki şeyi. Böyle bir şey olabilir mi be? Bunlar hepsi yalan dolan şeyler. Bak samimiyetle söylüyorum. Türkiye iktidarlar değişti. Türkiye'de bambaşka da bir iktidar geldi. Bir dönem sağ gelir, sol gelir. Solun da 60 yıldır geldiği de yok. Yani diyelim sağın çeşitleri gelir. Menderes türü, Özal türü, Demirel türü, Mesut Yılmaz türü, Tansu Çiller türü. Hepsinin de az da bir farklılığı olurdu, değil mi? Ama hepsinin değişmeyen bir şeyi var. Yani imaj diye bir şey var, değil mi? Bu son modern toplumda bir kavramdır. İmaj. İmaj ne demektir? İmaj sahte olay demektir. Sahte görüntü demektir. Sahte. Maske. Maske gibi bir şey demektir. Ama hani özel imajla, yani göründü, onun zevairde kurtarmak diye de bir kavram var Türkiye halkında. Zevairi kurtarıyor. Özal'dan beri Türk sağı bu imaja basit, boyalı, göz, yalan sahte olaya şey yaptı, taktı. O kadar taktı ki o zamanın sabah gazeteleri alın, Milliyet'ini alın, Hürriyet'ini alın, bütün gazeteler bir sahte imaj. Türkiye şöyle kalkınıyor, böyle güçlü. Türkiye bilmem nereye gidiyor. Hı hı. Ve bu ülke birden geldi pat 200 milyar doları soyulan bir yere geldi o günlerde 28 Şubat. Tayyip de ondan sonra geldi. Şimdi bu Tayyip Bey geldi. Bunlara seçkin elitler dediler üstelik bir avuç insan dediler. Bunları attılar, kovdular Uğur Dündarları öbürlerine. Darmadağın ettiler, kendileri yerleştiler. Kendileri de yerleşti ama bir şey değişmedi. Bu sahte imaj, yani bu imaj, yalan olay hiç değişmedi. Aynı yalan olay devam ediyor. Ne yapıyorlar? Biz o kadar güçlüyüz, biz burada da güçlüyüz, ekonomide böyle gidiyor, orada da güçlüyüz. Suriye sınırında gördük dökülüyor. Türk Hava Kuvvetleri bir uçağına sahip çıkamıyor. Havadan hiçbir şeye sahip çıkamıyorsunuz. NATO gelecekmiş, seni koruyacakmış. Üstelik senden para alacakmış. Her şey karma karışık. Yani bir sahte imajın peşinde gidiyoruz. Dün bu 1990'lı yıllarda medyadan şikayetçi değil miydi şey? Evet. İslamcılar, siz Türkiye'yi işte elit yönetiyorsunuz diye. Elit olay, elit olayı değil. Aydın insanlar zaten elit insanlardır, seçkin insanlardır. Azdır yani. Bir avuç insandır. Değişmeyen şudur.
Dün Ertuğrul Özkökler bu yalan imajı yapıyordu. Türkiye'ye basıyordu Mehmet Barlaslar. Bugün Abdurrahman Dilipak yapıyor. Ya da o Star Gazetesi'ndeki yazarlar ya da öbür Yeni Şafak'taki yazarlar yapıyor. Değişen bir şey yok. Aynı yalan imajdan gidiyor Türkiye. Yani ekrana baktığın zaman, gazetelere baktığın zaman bir Özal'dan beri gelen, sağın alışkanlığı olan bir boyalı ve yalan bir imajdan gidiyor. Böyle laflar entelektüel falan da fazla gitmesin. Güzel bir, çok sevdiğim bir fıkrayla şey yapayım. Bir gün hoca pazarda yumurta satacak. Yumurtaları alıyor, boyuyor, satıyor. Boyuyor, satıyor. Fakat bundan yumurtaları hem boyuyor hem sattığı bu yumurtalardan işte kar elde edemiyor. Evet. Hanımı demiş ki ya demiş sen boyaya para veriyorsun, yumurtaya para veriyorsun ama demiş aldığın fiyata satıyorsun demiş. Bu nasıl ticarettir? Böyle ticaret olur mu? Hoca demiş ben demiş şeyden kazanıyorum, boyadan kazanıyorum demiş. Hanım demiş ki sen boyadan da kazanmıyorsun demiş ticari olarak demiş. Yok öyle değil demiş. Pazarda herkes diyor ki bana şu hoca var ya çok cicili mallar satıyor. Her gün böyle cicili mallar satıyor. Bunların yaptığı bu. Yani ne oluyor? Siyaset dediğin nedir? Her gün gazeteler bunlar çok cici işler yapıyor. İleri demokrasi gibi, ekonomi bilmem ne gibi değil mi? Evet. Gerçek olmayan. Böyle bu yumurtayı bu hep satıyorlar. Ama sorunların özü yani eşitsizlik dediğimiz, sigorta dediğimiz, iş dediğimiz, ekonomi, üretim dediğimiz, siyasal bölüşüm dediğimiz, temel haklar dediğimiz şeyler yerinde sıfır hiç değişmiyor. Tansu dönemi de bu, Menderes dönemi de bu, Özal dönemi de bu, Tayyip Bey de bu. Yani adını ne koyarsa koysun. Bu yumurta kafaları istediği kadar boyasın, Tayyip'in resmi fotoğrafı da budur. Bir boyalı imajdır. Değişen de hiçbir şey yoktur. Şimdi bu boyalı imajın sahibi Sayın Erdoğan biraz da televizyon dizilerine taktı. Bizim böyle bir ecdadımız yok diyor Kanuni Sultan Süleyman. Bence o kendisi şey yapamadı. Kendisi Avrupa'yı fethetmek istiyordu Tayyip Bey. Fethedemedi, Avrupa'dan kovuldu. O yüzden o istiyor ki kanunu tekrar kalksın gitsin benim yerime Avrupa'ya alsın. Onu istiyor. Bak burada da imajdan gitmek istiyor. Yani kanunu tekrar Avrupa'yı fethettiği zaman biz ekranlar başına ne yapacağız? Avrupa'yı fethettik diye kasılacağız yani değil mi? Evet. Önce havaya gireceğiz. Tayyip de bu ruh halini yaşamamızı istiyor. Çünkü gerçekten Avrupa'da yenildik. Bizi beğenmediler, giremedik yani. Hem de üstelik aşağıladılar. Evet. İstedikleri kadar da yasaları yerine getirdiğimiz halde. Tayyip istiyor ki ya bunu ben gerçekten yapamadım. Yeniden yapacak gücüm de yok. Ben gittim Amerika'nın işte kahyası oldum. Bunu gene yaparsa ecdat yapar. Bu dizilere ben bir fırça atayım. Kalksın ecdat yatağından, gitsin şey mezarından, gitsin benim yerime Avrupa'yı fethetsin. Böyle bir şey anlıyorum ben. Ya da hani şey istiyor, Suriye'de yenildi bu. Suriye'de hiçbir iş yapamıyor. Bence dizidekilere de buradan mesaj göndermek lazım. Dizinin bir bölümünü Ceylanpınar'da çeksinler. Kanuni sınıra gitsin, cariyeleri alsın, böyle marş, mehter marşları falan getirelim. O yani Suriye fethine şanlı tarihimiz destek versin. Bizzati imajıyla yani orada kanunu duracak. Heybetiyle değil mi? Mehter, köster çalacak. Evet. Şimdi yola çıkacağız, sefere çıkacağız. Bence bu şey yapsın. Dizinin de Türk siyasetinin bugünkü stalizmine hizmet etmesi lazım. O hamasi Osmanlı tarihinin hamasi havasıyla. Bakın burada çok değerli bir şey söyleyeceğim size. Tayyip Bey çok haklı. Emrediyor. Ferit Şahin'e diyor ki kaldırın diziyi. Bir daha da mahkemeye de veririm. Ferik Şahin zaten Tayyip Bey buna söylediği için yazarlarını attı. Atmadı mı yazarlarını işten kovdu. Demek ki Ferik Şahin Bey tokat yemeği kendisine bir şey olarak, karakter olarak öğretmiş. Sen böyle yaparsan Tayyip Bey'in arzuları biter mi? Şimdi de dizini düzelt diyor sana. Yarın da başka bir şey diyecek. Belki de çok mahrem aile hayatında düzeltecek buna. Şu karayı boşa şunu al. Bu buraya kadar gider. Bu otoriter düzenleri de böyle de gitmiştir. Ferik Şahin Bey'in parası var. Televizyonu aldı. Bu televizyonla ve parasıyla da siyasi hükümete de hizmet ettiği halde yine Tayyip Bey bu diziyi de beğenmedim diyor. Niye beğenmiyor Tayyip Bey diziyi? Ve beğenmediğini niye böyle ekrandan bağırarak dile getiriyor? Çünkü karşısındaki insanları alıştırmış. Yani sen tokat yemeye alışmışsın. Şimdi burada Türkiye halkının bilmesi gereken şudur. Ferik Şahin Bey'in de bilmesi gereken şudur. Öyle parayla olmaz. Siyasi hükümetle parayla ilişkiye girdiğiniz zaman geleceğiniz yer bu rezilliktir. Tokat yersiniz, şamar yersiniz. 3 milyarınız olur ama adam olamazsınız. 70 milyon önünde azarlar seni. Aşağılar, sana hakaret eder, seni mahkemeye veririm der ya da kaldır der. Elinin tersi gösterilen adam olursun böyle. Ya öpeceksin öyle ya da bu tersiyle değil mi şey yapacaksın. Aynı harekettir bu. Bakın bu diziyi dizi yapacak insanlar, yani o diziden ben de öyle çok ahım memnun bir insan değilim. Ben orada hürriyeti savunuyorum, fikir hürriyetini. İnsanlar istediği hikayeyi anlatın. Yoksa yani o diziyi eleştirmeye başladığım zaman
o düzeydeki kadınlar bile bana çok çirkin geliyor, bir ikisi hariç. Yani Osmanlı sultanlarının sarayı, haremi çok özenle seçilir. Yüz binlerce insan içinde seçilir. Yani dünyada bir olan, o bölgede en iyi olanlar, Hatay bölgesinde, Konya'dan ya da diyelim Kafkasya'dan, değil mi? Çok özenli insanlar getirilir. Bu kadar sallapati suratlar ekrana taşınmaz. O ayrı bir hikaye, onun ayrı bir şey. Biz de tartışırız. Bu burada böyle fikir insanları özgür insanlardır. Fakat özgürlük Feri Şahin, hadi kalk dizi yaz diyerek olmaz. Özgürlük, bak o Behzat şeydeki çocukları seviyorum. Direniyorlar, onlar bir şey söylemeye çalışıyorlar alttan alta. Yani hükümet baskısına rağmen kendini ortaya koymaya çalışıyor. Orada bir yazar direnişi var, değil mi? Şiddete evet. Karşı, baskıya karşı, bir şeye karşı. Şimdi yazarlık böyle bir şeydir. Biz 3 milyar dolarımız yok ama bize kimse bir şey emredemez. O yüzden böyle itaat, bir bakın Türkiye'nin haline. İtaat eden insanlar, ya itaat mesela kültürü Türkiye'de bir nezaket kültürü haline geldi. Tayyip Bey vasıtasıyla, cemaat vasıtasıyla uslu duranlar iyi insanlar oldu. Hayır. Yazar çizer uslu olmak zorunda değildir. Çok cezbeli insanlar, yani tartışmalı insanlardır. Üç dünyaları karmakarışık insanlardır. Bozuk insanlardır biraz. Ve bu insanların en temel özelliği de bunlara kimse zincir vuramaz. Ama sen bu tür insanları ya içeri tıkıyorsun, ya yasaklıyorsun, ya gözdağı veriyorsun, evet. Ya da televizyondan atıyorsun. Ondan sonra da dizi niye olmadı? Tayyip Bey'e söyleyelim, senin etrafında 1 trilyon para verdin o İskender Pala'ya, değil mi? Onlar tarihten anlıyormuş ki ya. Orada da bir sürü anladığını söyleyen var. Hadi kalksınlar yapsınlar. Hiçbiri yapamaz, beceremezler. Çünkü yazar olabilmek için başka bir duygu lazım. Eyvallahı olmayan insan olmak kolay değildir. Özgür olmak lazım. Özgür olmak, modern, batılı bir birey olmak lazım. Cemaatten bu çıkmaz, bu topraktan çıkmaz. Diklenen insan olacaksın. Burada bu cemaatten böyle itaat, neredeyse itaat, yani susan insan, makbul insan. Hayır, başka da bir gelenek var. Anadolu, bak dikkat edin, Anadolu Osmanlı'nın bütün şeyine karşı, baskısına rağmen sazıyla birey oldu, sazı. Sazı aldı ve sazıyla söyledi, ifade etti kendini. Mesela tarikatlar el koydu, değil mi? Hani toplumun psikiyatrisine, psikolojine el koydu. Ama buna rağmen derviş çıktı ve derviş ne o, iki elini bağlayan bir insan, değil mi? Boynunu büken bir insan. Ama değil. Derviş meczupluğuna sığındı. Yani delilik. Hani ben Allah'a sığınıp her şeyi bağırırım, çağırırım, söylerim. Söylemeyen de söylüyorum. Derviş meczuplaştı. Saz çalan ozanlaştı ve her şeyi söyledi. Yani hem bir meczup geleneği var, hem bir sazdan gelen bir şey var. Pir Sultan geleneği var. Nara atan bir gelenek var. Aşkını, sevdasını, değil mi? Her şeyini kendi söyleyen insan. Anadolu bu zulme rağmen, Osmanlı'nın bütün baskısına rağmen hem meczubu çıkartmış, hem de sazı çıkartmış. Büyük bir kültürdür bak, kime karşı? Burada sabahtan beri de fıkraları anlatıyoruz. Timur'a karşı da hocayı çıkarttı. Alay etti Timur'la. Evet. Bütün zulmüyle. Bu neyi gösterir? Bu şunu gösterir. Anadolu'da bu gelenek var. Asi insan, rahatsız insan, kendine buyruk insan geleneği var. Biz başka bir kültürüz. Ama cemaatten bu çıkmaz. Tarikattan çıkmaz. Bakın bütün 100.000 tane dershanem var. Amerika'da okullarım var. Türkistan'ın bilmem nesinde ta Kaf Dağı'nın arkasında okulum var. Ama bir yazar çıkartamazsın. Olmaz. Yazar için başka bir şey lazım. Sadece kendine güvenen, kendi sigortasına, kendi emeğine güvenen. Yani biz o yüzden niye böyle bir sol sıfatını sürekli kullanıyoruz? Kendine güvenen, kendi emeğine, ücretine güvenen, kimseye efendi demeyen, kendinden başka. Böyle bir insandan söz ediyoruz. Bu insanı tarikat çıkarmıyor, cemaat çıkartmıyor. Ne yapalım çıkartmıyor. Hepsi öpüyor şeyhlerin elini, oturuyorlar aşağıya. Buradan bir itaat kültürden bir şey çıkmaz. Ya o bu kadar da mı, ama bir tane de dili çıksın. Bir meczup. Bunu da çıkartmıyorlar. Ha, biz kendimizce hezeyanlar zaman zaman, bize de böyle hezeyanlar gelir yani. Bağırız, çağırırız, kendimizden geçeriz. Bunu bir horon, şaman, horon dönen şaman gibi düşün. Yani kelimeler akıyor gibi söyle. Evet. Bazen de başka türlü kendimizden geçeriz diyelim. Adam hemen seni alıyor, içeri atıyor, yargılıyor, şu cümleyi demezsin. Bir sanatçı işte ağzından bir laf çıktı Fazıl Say'ın. Belki de alkollüydü, belki de hoşuna gitti cümle. Adamı aldılar, dert ettiler, pat içeri tıkıyorlar. Bu Aziz Nesin'e de yaptılar, Yılmaz Güney'e de yaptılar, Orhan Kemal'e de yaptılar. Sabahattin, herkese, kim? Sabahattin Ali'ler, herkese. Yani konuşan insanı cezalandıran bir kültürle, sadakat ve uyum içinde bir kültürün Türkiye'de bitmeyen bir kavgası var. Bu yüzden Tayyip Bey öyle emrederek yapacağını sanıyor. Öbür emirlerle olmaz bu işler. Emirle yasak çıkmaz. Emirle çıkan yasa Yeni Şafak gazetesi çıkartır, Star gazetesi çıkartır. Onu da kimse satır almaz.
Onlar da topluca senin kilerlerine gönderirsin. Alışveriş merkezlerine adam topluca satın alır. Ona çalıştığın için yüz dağıtırlar bedava. 1 trilyon her ay 1 trilyon gazete, öbürlerinde sayarsak 1,5 trilyon gazeteyi bedava dağıtırlar bu yazarları beslemek için. Ve bu yazarlardan sanatçı çıkmaz. Ama ben iddia ediyorum. Anadolu insanı bilime değil mesela. Coşkulu ve cezbezeli bir yerde yaşadığı için sanata daha yatkın insanlar ülkesi. 1000 yıl önce bireyi keşfetmiş, tek başınalığı keşfetmiş, sazın peşinden gelen insanlar var. Meczupları var. Hadi arada bul bir tane meczup. Bir tane kendinden geçecek. Hani böyle Tayyip'e bir ucundan bakacak bir insan. Yok. Bu yalan bir kültürdür. Bu bir kara, bir örtüdür Anadolu'nun üstüne. Tayyip Erdoğan Bey, ekonomi talimatları, Suriye'ye Esad'a talimatlar, ona talimat, buna talimat. Şimdi gelmiş, Ferik Şahin Bey talimat veriyor. Yapsın diziyi. Evet. Kanuni Sefer'e çıkar. Ben çıkartırım Kanuni Sefer'i. Ama ben inandığım için, ben yazarsam çıkar. Ve benim gibi adamlar da bulamaz. Kanuni Sefer'e çıkması için de kanuni de benim gibi adamlar bulması lazımdı. Buldu. Bu bulamaz. Sert adamlar lazım. Böyle ona eyvallah diyecek. Bunun elini öpecek insanlardan çıkmaz. Türkiye başka bir ülke. Evet. Bir de Nihat Bey, Recep Tayyip Erdoğan zaman zaman şiir okur. Ama bazen de okuduğu şiirlerin şairlerini de yanlış söyler. Bu konuda da tarihi bir hata yaptı. İşte 40 yıl at sırtında geçiren bir padişahımız diyor. Oysa Türk Dil Kurumu'nun, Türk Tarih Kurumu'nun başkanı da Yusuf Alaçoğlu da bütün bu seferlerin toplamının 3,5 ile 4 yıl arasında olduğunu bilimsel anlamda da kanıtladı. Yani bir taraftan hem edebiyat... Hayır, onlar çok doğru laflar değil. Şimdi bu ekranda da bunlar söyleniyor. İşte 3,5 yılı seferde geçti. Hayır, bunun projesi var, planı var, istihbaratı var. Kanun'un herhangi bir seferinin 30 yıldan, 40 yıl öncesinden oraya yerleştirilmiş 2 tane kanun, 3 tane bilmem ne istihbaratı var. Şimdi bu Kanun'un seferde at üzerinde dersen doğru. Bunlar çok da doğru tanımlar değil. Bunlar da bu tuzaklara düşüyorlar. Kaç yılı seferde geçti. Herkes düşüyor bu tuzağa. Yok böyle bir şey. Planı var, projesi var. Önceden tasarımı var bunun. Bu insanlar yani bu insanların devlet yönetimiyle günümüzün zaman anlayışıyla bu projeyi kaç günde yaptın? 3,5 yıl at üstünde. Ama önceden istihbaratmış. Sen KÖSK'yı bilmez misin? Evet. Daha Macar Sefer öncesinden 100 yıl önce gidip oraya yerleşmiş. İstihbarat topluyor. Orayı biliyor. Yattı orada bir yumuşaklık. Fatih Sultan Balkanlara girmeden önce Saltuk değil mi? Orada kaç yıl önce gitmiş araştırmış. Bakmış buraya. İncelemiş. Burada bu adamlar nasıl burayı Bektaşiler Müslümanlandırmış. 100 yıllar önce buraya gelmiş değil mi? Burada incelemeler yapmışlar, bulunmuşlar. Buraya bir gönül dünyası yapmışlar değil mi? Bunun şeyi var. Evet. Şimdi bu şeyler evet kanunu at üstünde lafı doğru bir laftır. Harem ağırlıklı değil, at üstünde lafı doğru bir laftır. Ama 3,5 sene gibi böyle tanımlar hani onlara bir şey şehrimi koyuyorum. Evet. Bir de son dün gelişen önemli bir dış hadise var. Filistin'in bağımsız olmasa, bağımsız devlet olarak tanınmasa bile Birleşmiş Milletler'de gözetmen ülke olarak kabul edilmesi hayırlı olsun var. Diyelim. Hayırlı olsun ve çok güzel bir haber diyelim. Ama bunlar çok küçük merdivenin daha ilk basamağı bile değil. Bir, yani ama inşallah iyi olur, hayırlı olur. Daha ileri doğru gelir. Yani Filistin halkının kendi derdimiz bize yetiyor bugünlerde. Yoksa tabii ki Filistin halkının bu dertlerini, bu bombalanmalarını saatlerce konuşmayı isterdik. Onların yani yüreğine dokunmak isterdik ama bizim bütün subaylarımız içeride, yazarlarımız, biz kendi derdimize düştük yani. O yüzden özür de dilemek lazım ama Filistin halkının her şekilde yanındayız. Bu topraklar Filistin halkının kalbinin yanındadır yani. Ve bugünkü haber de güzel bir haberdir. Evet, değerli seyirciler, Nihat Genç Konuşuyor programına kısa bir ara vereceğiz. Tekrar görüşmek umuduyla. Nihat Genç Konuşuyor'a devam ediyoruz. Gelen binlerce mesajın arasından birkaçını yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Deniz Aydın, iyi ki varsınız diyor. Orhan Kadircan, Hızır gibi yetiştiniz Halk TV'ye demiş. Kerem Onursoy İzmir'den sevgilerini sunuyor. Ve yüzlerce teşekkür ve hayırlı olsun diyen mesaj. Sayın Genç, itaat kültüründen, biat kültüründen bahsettiniz. Tüm programlarınızda ve yazılarınızda da çok sık ele alıyorsunuz. Ama Muharrem İnce bu son tartışmalarda
Muhteşem Yüzyıl tartışmalarında şöyle dedi. Yani Sayın Erdoğan kendisinden başka padişah da görmek istemiyor gibi bir benzetme de yaptı. Bu biat et kültürü Türkiye'de gerçekten son yıllarda çok önemli bir yer aldı. Bu karın doyum şey dedi. Yani insanlar sahte karınlara doyuyor. Yani şimdi taksi şoförü kendisi 40 yıl çalışıyor. Çocuğu da 40 yıl çalışıyor. Torun da 40 yıl çalışıyor. Üçü de taksi şoförü oluyor. Evet. 120 sene bu insanlar kölelik yapıyorlar. Ve 120 sene kölelik yapıp iki ev, üç araba çocuğuna biriktiremediğini dert etmiyor. Yani karın doymasıyla adam şey yapıyor, yetiniyor. Burada yani hocanın çok güzel fıkrasıdır. Bir gün adam biri eşeğini kaybetmiş. Camiye hocaya gelmiş. Hoca da o an vaaz veriyor. Demiş hocam demiş eşeğimi kaybettim. Gören bilen varsa demiş. Bir yardımcı olsun bana bulabilir miyiz diye. Ya da gören var mı? Hoca dönmüş cemaate demiş ki ey cemaat demiş bu dünyadan razı mısınız? Razıyız demiş. Niye razısınız bu dünyadan demiş. Ya demiş bu dünyada demiş karnımız doyuyor bize yeter. Öbür tarafa dönmüş siz razı mısınız? Ya paramız olsun razıyız demiş. Evet. Deyince hoca dönmüş adama demiş ki bak demiş şunların içinde hangi eşek hoşuna gidiyorsa al birini götür demiş. Yani sadece karın doymak, sadece param olmak şeyse bu dünyada beklediğimiz bizim şeyse rızaysa değil mi? Bu bir eşekliktir. Bu 10 asır öncesinin fıkrasına kadar gitmiş. Burada başka bir şey yapıldı. Tayyip Bey'le birlikte bir şey yapıldı. Bunu Türk sağı 60 yıldır yapmaya çalışıyordu. Vura vura mesela. Bu ihtilaller niye yapıldı? Direnci kırmak için, yıkmak için. Ama yine de dirençleri 12 Mart'ta vurarak, 12 Eylül'de vurarak değil mi? Dirençleri yıkamadı yani. Ama şimdi başka bir şey var Türkiye'de. Yani bu Amerika ile işbirliğiyle Türkiye'de mesela Mısır'da insanlar ayağa kalktı. Eski Nasırcılar evet. Ya da laiklik yanlıları. Niçin? Türkiye gibi olmayalım diyor bizde. Bütün yargıyı bu şeylere, selefilere ya da Müslüman kardeşlere vermeyelim diyor. Bak ayıldılar. Mısır gibi ortaçağ ülkesi diye küçümsediğimiz ülke bile bizden dişli çıktı. Çünkü burada işin içinde savcılar vardı ve 40 yıllık bir hazırlık vardı. Biz bunu göremedik. Bu ülkede savcıları ve hukuku ele geçirerek YÖK, YÖSYM, hakimler kurulu ele geçirerek hepimizin bütün gücünü, bütün iradesini aldılar. Bakın burada çok önemli bir iki cümle söyleyeceğim. Yani bunu tarihin ilk günlerinden beri insanlığın böyle şeyleri vardır. Mitleri vardır, heykeller vardır. Bunların en başında bereket adına bereket heykeli de denir. Fallus, bir erkek organı. Diye bu her bütün kültürlerde bu ortaya çıkıyor. Buna bereket diyorlar genellikle ama çok doğru değil bereketlenmesi. Daha derin bir şey bu. Bu insanın erkek ve dişi olmasıyla alakalı bir şey değil. Yani dişinin de şey yaptığı bir şey, var eden bir şey. Bir iradedir. Bir canlılıktır. Bir hayata karşı duruştur. Bir tohumdur. Bir o ülkeyi yaratan özdür. Fallus denen şey bütün mitolojilerde, Yunan'da da öyle, Anadolu'da öyle, evet. Çin'de de öyle. Yani bunun insanlık, eski kültürler buna çok derin bir anlam koymuşlar. Ve günümüzde de geldiğimizde bu çok bütün psikanalizler bu işin içine girdiler. Çözemiyorlar sorun yani. Bu niçin hayatın ortasında büyük bir hayatın sütunu direği gibi duruyor. Bu çok ciddi bir şeydir. Nedir bu fallus? Fallusu siyasi erk demek. Erk yani. Siyasi erk. Erk nedir? İktidar. Yani biz hani yerli yazarlar, milli yazarlar, yerli olan güçler, yerli tohumlar, yerli mallar gitti, gücümüz gidiyor diye şikayette bulunuyoruz. Fallus bunların hepsidir. Fallus bu toprağın kendi gücünü temsil eder. Kendi tohumunu, kendi özünü temsil eder. Yani eskiden biliyorsunuz hala öyledir. Bir sürü dilin dişil ve eril tanımları vardır. Diyelim ki dağ erkek bir ad alır, ağaç erkek bir ad alır. Dişil adları vardır Yunanca'da ya da Fransızca'da. Dikkat edin, doğaya dönük bu fallus hareketleri, diyelim peribacaları, diyelim ağaç, diyelim dağ. Evet. Çok şey anlamlar, merkezi anlamlar yüklenir. Dilde de önemli anlam verilir. Bu bizim var eden, bizi var eden, yani yabancıyı, öteyini, başkasını değil, esareti değil, köleli değil, bizi. Bizi var eden şey tohumumuz. Her şey o tohumun etrafında. Yerli dediğin şey odur. Yerli siyaset dediğin de odur. Şimdi Türkiye'de bir, değil mi, Ergenekon, Balyoz operasyonlar yapıldı. Bir takım evet. İnsanlar içeri alındı. Şimdi alınan sadece o insanlar değil. Ya yani Türkiye'de bir darbe yapılır, solu alır, sağa alır. Hayır. Burada bir iradeyi yıkmak. Taraf gazetesi bugün cırlamaya başladı iktidara karşı.
cırlıyor, bağırıyor, eleştiriye başladı. Niye? Çünkü onlar sadece istedikleri adamları değil, ülkenin fallusu, kökünden, kastrasyon diyoruz, kökünden kesildiğini gördüler. Oysa çok memnundular Tayyip Bey'den. Evet. Bu kadar insan içeri onlar övgüler attı zaten. Yağdırıyorlardı. Yalan yanlış dijital şeylerle, dinlemelerle kendileri attılar içeri. Fakat siyasi iktidar verdikleri yerde siyasi iktidarın büyük bir kastrasyonla bu ülkenin erkekliğini, yerliliğini, milliliğini, bu toprakta ne varsa dişi erkek hepsinin söz hakkının elden gittiğini komünist de gördü, taraf gazetesi de gördü, herkes gördü. Burada bu yerli olan şey sağcı olur, komünist partisi olur fark etmez. Yerliliğin kendisine bizim öz tohumumuza karşı bir kesinti şey kesilme var. Kökünden kopartıyor. Bugün bu Tayyip Erdoğan Bey'in Türkiye'deki operasyonları sıradan bir darbe, sıradan bir 12 Eylül, sıradan bir 12 Mart darbesi değil. Hepsinin ötesinde bu ülkeyi var eden en temel siyasi erk, milli olan erkeklik yani kökünden bu tanımı vermem sebebi daha iyi anlaşılsın diye kökünden kopartıp alıyor. Ve yerine takma çıkartma bir şey koyuyor. Takma çıkartma. Oslo'da yapılan ya da Amerika ile el altından ajanlarla bir takma çıkartma bir şey koyuyor fallusun yerine. Şeyde üç tane adam oraya çıkıyor Bülent Arınçlar. Bize o takma çıkarmanın çok iyi olduğunu, başkanlık olsun şöyle olur, anayasanın birinci maddesi şöyle olsun. Takma çıkartmayla. Bu ülke insanların iradesi dışında, tohumu dışında, özü dışında, yerliler dışında başka bir şey. Kelimeler yetmiyor, ifade edemiyorum. Bizden olmayan bir şeyi getirip buraya koymaya çalışıyor. Şimdi burada taraf gazetesi cırlamaya başlıyor. Öbürü yani operasyonlardan memnunluk dile getiren onlar dahi cırlamaya başlıyor. Herkes cırlamaya başlıyor. Çünkü niye? Hepimizde bir kastrasyon var. Yani kendi cemaatlerinde öğrendikleri sorgusuz sualsiz peşinen itaati hepimizin üstüne uygulamak istiyorlar. Ülkenin her şey üzerine. Ben 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin sadece Kemalistleri içeri attılar, Kemalistleri cezalandırıyorlar, Atatürk'ü övmek yasak anlamında değil. Bu işin bir tarafı. Bu toprakta şimdiki tartışmaları hiç bilmeyen bir bezelye tohumunun bile iradesi yok. Bir karpuzun dahi iradesi yok. Bir zeytin ağacının da iradesi yok. Doğacak yeni çocuğun söyleyeceği türkünün de iradesi yok. Sağcı olur, komünist olur, kim olursa olsun. Hepimizin üstüne kara bir şal. Ve kökünden kazıyor tohumu. Türkiye'de şu son 10 yılda yaşadığımız Türkiye'ye karşı bu kadar muhteşem bir meydan okumadır. Buradan bir ülke çıkmaz. Sen İslamcı olursun, muhafazakar değerlerini bize anlatırsın. Ben bunu anlarım, başımı üstüne koyarım. Çok da sevmem ama katlanırım, hazmederim. Ama şimdi kopartıyorsun, ağaçları kopartıyorsun. Buldozerlerin yaptığı gibi, kepçelerin yaptığı gibi köküne girip kökünden kesiyorsun. İradeyi kesiyorsun. Komünistin de iradesini, liberalin de iradesini, herkesin. Liberaller bak nasıl cırlıyorlar, bağırıyorlar. Çünkü hukuku ve her şeyi teslim ettiler, verdiler ellerine. Burada ben sadece sağın, sadece solun, sadece liberalin iradesine karşı değil. Topyekun bu toprağın bütün değerlerinin, nohutundan şimdi içerideki yazarlarına ve subaylarına kadar, herkesin iradesine kökünden bir meydan okuma var. Burayı bir Filipinlere çevirmek istiyorlar, bir Nikaragua'ya, iradesiz. Geçmişi olmayan, gücü olmayan, bir daha şey yapılmayan. Afrika'ya gittiğinizde niçin Afrika'da tarlalar yeniden şey yapmıyor? Afrika'da tarlalar, koskocaman tarlalar var. Ekerler tarlalarını. Değil mi? Yeniden bir hayat sürerler. Evet. Sıfırdan başlar, kazanırlar. Ama o tarlaların o kadar ırzına geçildi ki hiç şansları yok. Toprak mutasyona uğradı, kendini kaybetti. Türkiye'de siyasi iradeyi büyük bir değişim yani büyük bir değişime, form değişikliğine sokmaya çalışıyorlar. Ve bizi hamasi anlamıyla, öz anlamıyla Tayyip'e itaat ya da bir şeyhe itaat gibi bir yere zorlamaya çalışıyorlar ama bunun kökünde çok daha fazla kendimizi unutmak. Yerel olanı, milli olanı, öz olanı, tarlamızı, toprağımızı, gücümüzü, irademizi, erkekliğimizi kaybedip kaybetmemekle karşı karşıyayız. Şu anda ben bu kadar tehdit altında, ya da bu kadar yasaklama altında ya da bu kadar değil mi hani alındığını içeri atacaksın, içeride çürüyeceksin arkadaşların gibi bir tehditler altında. Niçin buraya çıkıp konuşuyorum? Bu fallus için. Bu ülkede komünist olacak, liberal olacak, doğut olacak, herkes olacak. Herkesin yaşama irade gücü var. Sazını da çalan çıkacak, horon da olacak. Bunun için buradayız. Yani bir sağ, bir sol için değil. Bir varlık için buradayız. Bir tohumu var. Bu Anadolu toprağının bir tohumu var. Bu tohum gün olur Mevlana olur, gün olur Bektaşi olur, gün olur solcu olur, komünist olur, ateist olur. Hepsinin iradesi için buradayız. Böyle büyük bir
Yani kastrasyon, böyle yok etmeyle karşı karşıyayız. Ve ben şunu söylüyorum. Tayyip Erdoğan Bey bunları niye yapıyor? Bunu yapmak çok kolay olduğu için bunu yapıyor. Çok kolayına geliyor. Çünkü yasaklamak, gizli tertipler, bir yerlerde anlaşılmış el altından, Oslo'larda, Amerikalarda, ajanlarla projeleri sürmek, onun için çok kolay. O 5 yılda 10 yılda netice almak istiyor. Bu dünya gözüyle kendi başarısını şey gibi, bir Abdülhamit gibi bir isim yapmak istiyor. Yok böyle bir şey. Bir taraftan da ileri demokrasi diyor. Tayyip Erdoğan yalan mı söylüyor? Ya bence, ya şimdi çok da güzel bir şey geldi. Güzel bir hoca fıkrası var. Bir gün hocaya bir çocuk gelmiş, oğlan. Hocam demiş, ben çok yalan konuşuyorum demiş. Ama demiş, bu yalan söylememle de baş edemiyorum. Ne ettim, ne ettimse demiş, ne yaptıysa yalan söylememi durduramıyorum demiş. Bana demiş, yardımcı ol demiş, hocasın demiş, bana bir katkıda bulun, bir şey yap demiş. Demiş ki hoca, git demiş şimdi demiş, 5 yıl sonra demiş, düzelir demiş bu demiş. Hoca çocuk sevilmiş. Niye, nasıl düzelir demiş. Yani bir daha yalan söylemeyecek mi 5 yıl sonra? Yok demiş, 5 yıl sonra demiş, yalanlarına utanmadan sen de alışırsın, yalanlara sen de alışırsın ve bu sorun olmaktan çıkar. Ben tahmin ediyorum Tayyip Erdoğan Bey artık kendi yalanlarına artık utanmıyor ve buna alıştı. Pompalıyor yani, her gün başka bir şey pompalıyor. Bu kadar sistematik yalanı takıp el altından başka bir şeyler yapıyor. Müslümana yakışmaz bunlar. Hiç yakışmaz Müslümana. Bir halka bu kadar yalan konuşmak, değil mi? Oslo'lar sonra çıkıyor, Amerika ile ajanların yaptığı dijital virüs saldırıları başka çıkıyor. Hiç siyaset sahnesinde görmediğimizi çok başka ve çok değişik yerlerden öğreniyoruz. Hep başka bir yerden çıkıyor bunlar. Ben Tayyip Erdoğan'a bunları yakıştıramıyorum. Tayyip Erdoğan Bey sadece kendiyle değil, bu topraklardaki temiz Müslüman ruhuyla da oynuyor. Yani Müslümanlık diye bir şey var yani. Annelerimizin, babalarımızın, değil mi, yaşadığı, tarihin yaşadığı, onun saygı değerliğine bir tecavüz ediyor. Yani Müslüman çünkü vurgusu yaparak iktidar oluyor. Burada ben sadece keşke kirlenen Tayyip Erdoğan Bey olsun. Kirlenir ve gider. Diyelim Demirel gibi, diyelim Tansu gibi hakkında bir sürü şeyler söylenir ve giderler. Değil mi? Hatta diyelim ki başını eğer gider. Ama Tayyip giderse kendisi gitmeyecek. Bu Müslümanlık, değil mi? Bu temiz insanlık bir zeval görüyor. Çok büyük tecavüz görüyor. Artık Müslüman doğru söylüyorum dediği zaman kim inanır? Kimse inanmaz bunlara. Yani şu ekranlara çıkardığı insanlara bir bakar mısınız? 24 saat, eskiden 5 vakit namaz kılardı insanlar, değil mi? 5 vakit namaz. Evet. Şimdi herkes, kimse sabah namazı kılmıyor. Herkes sabah gazete okuyor. Açın bütün gazeteleri bakın. 24 saat bunların yazarları. Peki biz namaz kılsaydık neye dua edecektik? Allah'ımıza dua edecektik. Birlik, beraberliğimiz, bereketimiz, sağlığımız için, değil mi? Evet. Ama şimdi 24 saat Tayyip'e dua ediyorlar her saat. Ve 200'e yakın gazete Tayyip'e orada her sabah dua ediyor. Niçin dua ediyorlar Tayyip'e? Tayyip onlara bir zenginlik bağışladı. O zenginliği korumak için dua ediyorlar. O zenginlik Müslümanlığın ötesinde bir şey, her şeyin ötesinde bir şey. Gelirleri var, maaşları var. O aman ona bir zeval gelmesin. Ama adama diyorsun ki ya sen bu zenginliğini korumak için 1400 yıllık bir Müslüman tarih var. Tertemiz insanlar. Milyonlarca kez kardeş olmuş, bağışta bulunmuş, kendini feda etmiş. Bütün bu insanların ismini de lekeliyorsun dediğinde hiç oralı olmuyor. Duymazdan geliyor. O secdesini devam ettiriyor Tayyip Bey'e karşı. Ve her sabah yüzlerce gazete bunu yapıyor. Ve bu gazetelerin maaşlarını Tayyip veriyor. Kredilerin nereden alındığı biliniyor. 1 trilyon gazete bedava dağıtılıyor. Bu kadar şeyi bu toprak kaldırmaz. Bu toprak bunları görüyor. Yani bu halka bu kadar da enayi şeyine koymasınlar. Sırf siz zengin olacaksınız diye de 1400 yıllık bu tarihin birikimine, geleneğine, hatta mimarisine, ahlakına bu kadar saldırıda bulunmayın. Sizden sonraki nesiller ben Müslümanım dedikleri zaman utanmasınlar. Ama bu sahneden sonra artık herkes çok utanacak. Evet, Nihat Bey, mimari deyince hemen aklıma Çamlıca Camisi geldi ve Sayın Erdoğan'ın da talimatıyla bir de Taksim'e cami tartışmaları geldi. Şimdi Çamlıca'ya kurulmak istenen cami ile ilgili fikir namusu olduğuna inandığım bazı İslamcı yazarlar
Mehmet Şevki Eygi başta olmak üzere böyle şey olmaz dedi. Dücane Cündüoğlu 1,5 yıl önce Yeni Şafak'ta ben bu günaha daha fazla ortak olamam diyerek istifa eden Cündüoğlu da geçtiğimiz haftalarda yeni bir yazı yazdı. Yani bu kadar da olmaz diye. Ya onlara katılıyorum. Fakat o geçen hafta sen de söyledin. Tarih bir yerde fotoğraf çekerken gözlerinizi kapatmayın diye. Yani insanlar bu ülkede camiyi tabii ki tartışacağız. Ben de birazdan belki birkaç cümle söylerim. Ama bu kadar siyasi bir atmosfer, Amerikan ajanlarıyla bu kadar hukuksuz içeri atılırken insanların yani birkaç de cümle etmesi lazım. Yani orada soylu diyelim, burada başım dik değil ama burada konuşurum. Çünkü burası müsaade edilmiş sanat alanı, herkes de konuşuyor. Evet. Niye İlker Baş bu içeride kimse konuşamıyor? Haksız hukuksuz içeride, Soner içeride, Erkan Önsel, Doğu Perinçekler içeride, Gümp Güzeloğlu içeride. Niye bunlara kimse konuşmuyor? Ama şey, eleştiri şeye gelince, bir cami tartışmasına gelince, Tayyip Bey'in hoşuna da gidiyor bu cami tartışmasından eleştiri olsun. Çünkü bunlar unutulsun. Oysa önce bunlar tartışılmalı. Biz yazarlardan bunları tartışmıyor. Kalkıp sadece tartışmalardan kendine bir tartışma seçip bu güzel cici tartışmayı seçiyorsa ben onların namusuna güvenmem ve inanmam. Ben çok güçlü bir insan mıyım ki Tayyip'in hiddetinin ortasına, öfkesinin ortasına kendimi atayım? Ben 1.74 boyunda, 74 kilo ağırlığında, bilekleri de bu kadar ince bir insanım. Hiçbir polisle tanıdığım yok benim. Niçin biz giriyoruz? Bu bir insanlık sorunu olduğu için. Ama cami tartışması, yüzyıl tartışması bunlar cici sorunlar. Hani fazla da şimşekleri üstüne çekmez. Girelim derler. Girdikleri yer de yanlış yerdir. Oradan birkaç cümle etmek isterim. Hani İstanbul 15-20 yıldır değil mi İslamcı bir iktidar tarafından, daha önce de sağ bir iktidar tarafından, Dalan tarafından, daha önce de Menderes tarafından. Menderes de yıktı Batan Caddesi'ni, Talan'da şey Tarlabaşı'nı yıktı. Fakat İstanbul zaman içerisinde bir metropole döndü. Fakat modern bir metropole döndü. O coğrafya bir metropoli kaldıracak bir coğrafya değil. Ona birilerinin karşı çıkması lazımdı. Hiç kimse karşı çıkmadı. Tam tersine İstanbul Belediyesi'nin kültür servisinden gidip şey yaptılar, nemalandılar. Konuştular, kitap sattılar, oradan bir şeyler aldılar falan. Oysa biz doğduğumuzdan beri İstanbul'un o küçük eski Osmanlısını hep korumayı seçtik. Hep buradan yana olduk. O küçük İstanbul, 3 katlı, 4 katlı binaları bozulmasın değil mi? İddiamız hep buydu. Ve bu büyük gökdelenlere biz karşı çıktık. Ama bunlar hiç karşı çıkmadı. Burada bu İslamcı kardeşler ve bu vesileyle bu araya giren arkadaşlara da bir iki lafım var benim. Şimdi çok değerli birkaç cümle söyleyeceğim. Metropol dediğimiz şehir New York'tur. Yani Londra'dır ama asıl New York'tur. Paris'tir, Amsterdam'dır falan. Fakat Amsterdam, Paris eskiyi korumaya çalışır ama tam metropolün karşılığı New York'tur. New York'a baktığın zaman, Los Angeles'a baktığın zaman, işte diyelim ki Chicago'ya baktığın zaman orada camekanlı ve parlak binalar görürsünüz. Değil mi? Dev gökdelenler görürsünüz. Bu gökdelenler ve bu dev camekanlar, dev alışveriş merkezleri, dev asfalt otobanlar yeni bir dünya kurdular. Ve bunların yeni bir dünya estetiği var. Yeni bir dünya. Ve bunların yeni estetiği açık, şeffaf, transparan. Kadınların giysisi neyse o gökdelen o. O camekan neyse kadınların ve erkeklerin giysisi o. Hafif, ince, görünen, kolu dışarıda. Değil mi? Evet. Metropol kendi insanın estetiği neyse kendi binasının estetiğini de öyle konuştu. Karşılıklı koydu. Birbirini üretti. Şimdi bu metropolün içine siz gidip başörtünüzle girdiğiniz zaman orada bir şey, rahatsız edici bir şey olur. Yani oraya yakışmaz. Yani estetik anlamda söylüyorum. Bana sorarsan ahlak anlamda her yere yakışır. Ne demek? Ama estetik onu dışlar. Bu yüzden bazı mesela başörtü takan büyük şehirde kızlar o fazla da alışveriş merkezlerine, markalara gidip gelen kızlar kot pantolon da giymeye çalışır. Dikkat et. Çünkü ya da parlak bir eşarp giymeye çalışır. Çünkü o gökdelenin mimarisiyle bir tezatlık değil, bir uyum, bir şey arar. Şimdi geçenlerde ne oldu? Cemil İpekçi, bu muhafazakar giyim ve sanatta bir açılım olsun, yeni bir şeyler olsun, benim de bu toprağa katkım olsun diye Mardin'e gitti. Gerçekten Mardin estetiği başka. Şimdi tabii değişiyor. Malatya, Trabzon, Konya buralar değişiyor ama buralar eski Selçuklu mimarisidir. Ama bunlar metropole doğru dönüyor. Ve yollar asfalt yapılarak dönüşülüyor. Şimdi eğer eşyayı kullanmasını bilmezseniz eşyası kullanır. Yani şimdi siz eşyası nasıl kullanır? Yani şimdi siz suyu avucunuzla içersiniz.
testileşmeniz için testiyi değil mi dikersiniz. Evet. Ama testi söyler sana benim şeyim burası der, ibrik yerim burası, sen de oradan dikersin. Beton da öyle bir şeydir. Betonun çok güçlüdür, depreme karşı da güçlüdür. Asfalt çok güçlüdür. Duvarlarını korumak istersin, daha sağlıklı binalar yapmak istersin. Bir güç verir. Buldozerler gelir, asfalt yapar, beton yapar. Fakat bir zaman sonra o güce, o güçten bir fayda sağlamaya başladığın zaman, bir zaman sonra sen o aleti, o betonu kullanırken o seni kullanmaya başlar. Yani bugün mesela İstanbul o kadar gökdelenler oldu ki artık o beton herkesi kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Biz isterdik ki bu eski Selçuklu mimarisi, bedestenler, hanlar, şehrin ortasında küçük camisi, çınarı da olsun, buralar korunsun. Hayır. Bu sağ iktidarlar, özellikle İslamcı iktidarlar, şehrin ortasında asfalt geçirdiler. Ve o küçük Selçuklu mimarisini yok ettiler. Oysa bugün başörtü dediğimiz ya da geleneksel giyim dediğimiz, biraz daha kapalı, biraz daha cübbeli diyelim, biraz daha koyu tonlu giyen insanlar diyelim, o eski Selçuklu şehirlerine çok yakışırdı. Mesela Fatih'e yakışır, Sultanahmet'e yakışır. Ya da bu Mardin'e yakışır, Trabzon'a yakışır. Ama buraları metropol yaparsan biraz tezat düşer. O yüzden geçmişi asıl koruması gereken İslamcı insanlardır. Ama koruyamadılar. Betonda para var. Karısı başörtülü ama gökdelende rant var. Gökdelende zenginlik var. Ama şöyle bir şey yapıyorlar. Yani şehri gökdelenlere ve betonlara kurban ediyorlar. Araya bir tane yüzük gibi bir tane bir şey koymaya çalışıyorlar betonun ortasında. Bu neye benziyor biliyor musun? Eskiden bizim kaldırımlarda hala öyledir. Beton kaldırım dökülürdü. Kurumadan biz gider ismimizi yazardık ya da sevgilide kalp işareti yapardık. Evet. Şimdi bütün İstanbul beton dökülmüş. Ortasına gidiyorsun bir tane kalp işareti kendinden bir mühür koymaya çalışıyorsun. Oysa sıkışmış o. Orada artık o betonun içinde o cami istediğin kadar olan, üstün bir estetik gücü olan cami artık oraya yakışmaz. Ama o camiyi koyduğun yere 100 metre, 200 metre, 300 metre kalan yerlerde de bakın bizim mimarimiz kabuklu bir mimaridir. Kestane gibi, fındık gibi kubbelerimize bir bak. Yani bir şeyi üstüne giy diyen bir mimaridir. Bir şeyle gizlen diyen bir mimaridir. Bizim hanlarımız, kervansaraylarımız. Şimdi o camiyi koyacağın yere 300 metre mesafede böyle kubbeli, kestaneli, fındık gibi kabuğu olan değil mi? Böyle çekirdeği şeyler olsaydı o cami de onun ortasına giderdi. Ama şimdi olmuyor. Şimdi koskoca beton içine bir şey gibi bizim imza atmamız gibi yoldan yazardık ismimizi. Evet. Böyle atmamız gibi bir şey oluyor. Bunlar bu yüzden iki yüzlü insanlar. Siz başörtüyü bir muhafazakar inanç biçimi olarak benimsiyorsanız önce bu eski Selçuklu şehirlerini sizin korumanız lazım. Sizin bunları desteklemeniz lazım. Tam tersine ranta teslim olmuşsunuz. Ben bu tartışmanın içine girmem. Bütün İstanbul'u sen satmışsın. Şimdi de yeni gelmiş ormanlar yeniden boğazını satıyor. Araplar gelsin alsın biraz daha para kazanalım diye. Ve sonra ama Müslümanları da kandırmak için bir tane camiyi de oraya koyalım. Onu da kopya çekip yapıp koyalım. Ben bu tartışmada böyle girmem. Ve bu adamların samimiyet cami tartışmasına inanmam. İnanın bu tartışma biraz daha gitsin. Hani biraz daha yapayım işi. Biliyorsun eski kiliselerde freskolar vardır. Freskolar duvar resimleridir. Bizim camilerimizde de freskodur. Büyük hatlar vardır. Evet. Allah, peygamberin adı yazılır. Tahmin ediyorum bu cami de yapıldığı niçin yapmak istiyor? Tayyip Bey o caminin içine kendi adını yazmak istiyor. Hani Süleymaniye gibi, Tayyip'e. O caminin içine Allah, Muhammed'in yanında da bir yere yazmak istiyor tabii. İçine yazamaz da yani o anlamında söylüyorum bunu. Ve Türkiye'de öyle tartışmalar var ki o caminin içine Apo da ismini yazdırmak istiyor. Yani o caminin içine Arap Suudlar da ismini yazdırmak istiyor. Herkes oradan yaşamadıkları Müslümanlıkları, yaşamadıkları inançları ve yıktıkları Trabzon ve Karadeniz otoyolu paramparça ettiler. Şehrin ortasından beton geçirdiler. Malatya nedir? Şehir mi? Hiçbir şeye benzemez Malatya. Kayboldu gitti. Ve şimdi bu insanlar gelmiş güya hür geçmişlerine hürmetkar davranıyorlar güya. Ve bizi yine halkımızı buradan kandırmaya çalışıyorlar. Eğer böyleyse o eskiyi koruyan semtlere gidip bakalım. Kim yıktı, kim parçaladı ve niçin sustunuz? Ve siz o günlerde bunların memurları gibi çalıştınız. Mimar değildiniz, memurdunuz. Ve şimdi siz gelmiş bize diyorsunuz ki biz buraya cami yapacağız. Halk da cami yapacak. Çamlıca'ya cami yaptın da o kadar alayavul, gökdelen, böyle biçimsiz yüzlerce gökdelen niye geldin yaptın? Kimi kandırıyorsun sen? Sen kendi eşinin başörtüsüne karşısın. Mimari anlayışınla karşısın. Eğer gerçekten eşinin muhafazakar bir tavrı varsa,
o eşinin bir kandili olacaksa, bir mevlidi olacaksa, bir mukabelesi olacaksa, değil mi? Onun da oturacağı mekanlar olacaksa, bu senin o biraz kapalı giyen, biraz koyu renkleri tercih eden insanların, muhafazakar insanların da yürüyeceği sokaklara benzemeli. Bu gökdelenlerde olmuyor. Bakın daha da tersine. Bugün Batı dünyası gökdelenleri öyle bir inşa etti ki alışveriş merkezlerinde. Öyle bir estetik kurdu ki. Bu estetiğin içinde bir de siyasi bir şey çıktı. Siyasi bir bilinç. Bir siyasi bilinç koydu. Yani sen şimdi New York'taki bir gökdelene gir. Bir de çarşaflı ol ya da eşarplı ol. Sana terörist muamelesi yapıyor. Binanın kendisi yapıyor. Alarmlar çalıyor. Burada bir terörist var diye. Niye? O yeni estetiği, metropol estetiğini yapan seni zaten tuhaf bir ucube diye bir estetik olarak inşa etti. O yüzden senin çok ciddi, Batı'yla ciddi bir sorunun var. Batı'nın her göklerinde, her havaalanını, her kapalı şey, alışveriş merkezini kapalı çarşıları yıkarak yapamazsın. Sen kendi başörtüne inanıyorsan, türbelerine inanıyorsan, kabristanına, selbilerine inanıyorsan, bu geçmiş geleneğin de bahçelerini yapacaksın. Büyük bahçelerini, selbili bahçelerini yapacaksın. Sokaklarını yapacaksın. Tam tersine. Sadece parayı oynuyorlar. Ben bunu yemem. Bu bir sahtekarlıktır. Ben Trabzon'a yapılanları gördüm, Antep'e yapılanları gördüm, Malatya'ya yapılanları gördüm, Adana'ya yapılanları. Ben bu yapılanları gördüm. Eski Selçuklu şehrini talan eden bu insanlardır. Genç kızlarımızın, o hevesli genç kızlarımızın diyelim Anadolu'da başörtüleriyle utanmadan, tezat düşmeden, terörist muamelesi gibi böyle absürt çarpıklıklar olmadan oturabilecekleri yerler yok. Evet. Bir de şu var Nihat Bey, yani o yapılan caminin de Sultanahmet Camii'nin bir kopyası olduğu. Bir de bu konuyla ilgili neredeyse bir yıldır, iki yıldır da bir yarışma açtılar ama Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin üzerine ne yazık ki yeni bir şey konmadı. Onların kötü kopyaları. Ya şimdi oradan çok felsefi bu şeyde gider yani Osmanlı'da Selçuklu'nun kopyası diyelim. Yani Osmanlı da taklit etti. Bu da büyük İran medeniyetidir. Selçukluların hakimiyetinde hani çok güçlü 10, 11, 12. yüzyılda ortaya çıkmış. İbn-i Sina'ları, Mevlana'ları ortaya çıkartan o güçlü yüzyıllarda ortaya çıkmışın tekrarlarıdır, kopyalarıdır. Bu son 200 yılda bir cami ortaya inşa edemiyorlar. Bu çok doğru bir şeydir. Çünkü böyle bir kafa yok, böyle bir anlayış yok. Çıkartmayışların sebebi de çok basittir. Bu konuda kafa yormuyorlar. Şimdi bizim kapalı çarşımız var. Kapalı çarşımız pekala modern alışveriş estetiğinde olabilir. Modern alışveriş merkezleri var ya bugün camlı mamlı. Ya biz bu modern alışveriş merkezinde bu kapalı çarşı, yani bu sürgüyle de böyle arabayla da gidersin buralarda alışverişini yaparsın. Yok, öbür hazırı daha kolay. Bunlar her şeyin hazırını, batılı gibi havaalanı, batılı yani havaalanı tamam pisti uyacak ama hiç değilse girişi değil mi? Evet. Ya ben mesela ayıptır söylemesi. Orta Doğu'nun en ünlü çarşılarından biri, yani ecdadımızdan kalmış bize nadir emanetlerden biri Halep Çarşısı'dır. Halep Çarşısı bu 10-15 gün önce mi 2 ay önce yandı, yakıldı. İşte bu isyancılar, onların pekkası tarafından. Hani bizim ekrana çıkan adamlar, yaktılar. Bir tane oturup ağlayan çıkmadı ya. Halep Çarşısı yanıyor diye. Kapalı çarşı gibi. Halep Çarşı yandı ve ağlayanı çıkmadı. Bir cümleleri yok. Siz neyi şey yapıyorsunuz ki ya? Çarşılarınız yanıyor. Ve bundan batılı gazeteler, diyelim ki The Guardian gibi, İngilizler gibi gazete, ya Halep'in çarşısı, çok güzel çarşısı, yanıyor diye manşet attı, bizde atan yok. Yani dertlerin olduğunu düşünmüyorum. Bu bir siyasi münazaradır. Bu cami lafı da, böyle bir sürü laf vardır. İnanç, başörtü, cami. Kopyala gibi yani. Allah, vatan, bayrak gibi. Yani böyle slogan kelimeler iş yapıyor. İş yaptığı için de Tayyip Bey buradan kolay neticeye gitmek istiyor. Yani şeyhine, ona, buna, asfaltıyla otomobillerini satmış, çift yolları açmış, betona dökmüş İstanbul'u. Şimdi bir camiyle, yani bizim betona imza atmamız gibi gelip oraya bir şey atacak, kazandığını sanacak. Şey, siyasi olarak. Bunları doğru bulmuyorum. Şimdi burada biz Tayyip Erdoğan Bey'e eleştiri getirirken, Tayyip Erdoğan Bey'e eleştiri getirmeyeceğiz. Çirkin olan şeye eleştiri getireceğiz. Çünkü dün de Demirel vardı, dün de Tansu vardı. Ya da Tayyip gider bir başkası gelir. Yani bizim Tayyip'le bir derdimiz yok. Çirkin olan. Çirkin olan neyse ona karşı duracağız. Evet. Şimdi bakıyorum bazı insanlar eleştiride adam seçiyorlar. Adam seçiyorlar ya. Sağcı seçiyor, solcu seçiyor. Ya solcu da yapsa bu çirkinliktir. Bunun karşısında duracaksın. Ama yalnız olmayı kimse göze almıyor. Bunu yaparsan yalnız olursun. Türkiye'de cami yapılamayış için sebebi de yalnız adamı yok. Yalnız adamı yok. Yalnızlığa dayanabilen insanı yok. Sadece kendi karnını doyuran, kimseye eyvallah demeyen insan türü yok. Bağımsız yazarı yok. Hepsi holding yayıncısı, hepsi belediye yayıncısı.
Hepsi ekran yayıncısı, ekran yazarı. Keser suratlarıyla, kazma suratlarıyla orada hala duruyorlar. Bana diyorlar ki biz 12 Eylül'ü yargılıyoruz. Ya 12 Eylül nesini yargılıyorsunuz siz? 90 yaşında Kenan Evren. 12 Eylül'de yargılayacaksanız Necef Maşrapaları yayınlayın. Yani Necef Maşrapa vardı ya ekranda duran. Evet. 12 Eylül yargılayacak insan Necef Maşrapa 3 saat ekranda duruyor. Akşam 9, 15 milyon insan televizyona bakıyor 3 saat Necef Maşrapa. Niçin? Çünkü sansürü temsil ediyor. Çıkartmışlar, almışlar, filmi yapmışlar, onu koymamışlar, bunu suçlu bulmuşlar. Yerine ne yapalım? Koyacak bir şey yok, Necef Maşrapa koyalım. Necef Maşrapa'yı yargılasınlar. Necef Maşrapa'yı yargılayan yok ki. Şimdi gelmiş ekranlarda cemaatin Necef Maşrapaları. Bunların hepsi Necef Maşrapa değil mi? Keser suratlı adamlar çıkmışlar. Kazma suratlı adamlar sabaha kadar aynı 12 Eylül Necef Maşrapası'nın kaldığı yerden devam ediyor. Sabaha kadar Tayyip'e ve cemaatlerine övgü ve ileri demokrasi naraları atıyorlar. Yok anayasayı yapacaklarmış, yok Türkiye yeni bir yola girecekmiş. Öyle laf öyle bir yere geliyor ki anayasa ileri demokrasi gidiyoruz. Türkiye'nin kapıları açılıyor. Ben de işte dinliyorum Türkiye'nin kapıları açılıyor. Kapılardan ışıklar geliyor ileri demokrasi ışıkları. Bakıyorum böyle hani Sızıntı dergisi vardı bir zamanlar. Uzaydan hüzme ışıklar gelirdi. Anayasamız Türkiye'nin kapılarını açıyor. Hüzme ışıklar geliyor kapıdan içeri. İleri demokrasi ışıkları. Tayyip Erdoğan en önde. Cemaatçiler, PKK'lılar affolunmuş her tarafta. Kemalistler, solcular, sağcılar peşinde. Nohutlar, fasulyeler, Lazlar, Kürtler. Firavun önde. Biz arkada çıkıyoruz böyle gidiyoruz bir yere. Nereye? Açılmış kapılar gidiyoruz. Böyle bir sahne sabaha kadar. Anayasa her şeyin kapısını açacak. Dün de bundan daha 2 sene önce de yetmez ama evet diye hakim kurumunu ele geçiren anayasada da aynı cümleleri söylediler. Şimdi de bunu söylüyorlar. Nerede? Buradan ne görüyorsun sen? Ya bir yalan var ama muhteşem bir yalan var. Muhteşem bir yalan. Anayasanın ilk cümlesi yazılırsa açılacak ve Nuh'un şeysi gibi Nuh'un gemisi gibi oradan gideceğiz. Önümüzde Musa diyelim biz arkada peşinden. Büyük çöllere gideceğiz. Aydınlık yerlere gideceğiz. Yalan. Sabaha kadar keser suratlı, kazma suratlı bu herifler dünkü Necef Maşrapa'nın rolünü oynuyorlar. Sansür aynı sansürdür. 12 Eylül aynı 12 Eylül'dür. Değişen hiçbir şey yoktur. Dün 10 bin tane gence işkence yaptı. 250-1500 adamı pencereden attı Kenan Bey. 600 adamı içeride çürütüyorsun. 600 tane insan haksızca şu anda bu komutanlar, bu yazarlar şu anda böbrekleri, karaciğerleri ruhları her tarafları çürüyor, çürütüyorsun. Değişen ne? Ve bunları bir Necef Maşrapa keser suratlı adamlarla. Ki Kenan Evren Bey'i de tebrik edelim. Necef Maşrapa daha güzelmiş. Bu keser suratlarla, kazma suratlarla değil mi? Yani bu kazma suratlara bak evet. Onun yerini tutabilir mi? Tutamaz. Burada başka bir şey var. Halkımız bilmiyorum lafı nereden tutacağız, lafı nereye getirip koyacağız ama bu büyük muhteşem yalanı görsünler diye. Bir tane televizyonda seni konuşturmuyor. Bu muhteşem yalanın ipliğini ortaya koyacaksın diye ya da koyacaklar diye. Niçin bir tane hükümet komiseri olmadan program yapamıyorlar? Niçin? Hepsinde hükümet komiserleri var. Bu kadar insan içeride. Peki avukatları nerede? Avukatları da içeride. Çünkü hepsinin karşısına hükümet komiseri koyuyorlar. Bir tane avukatı tek başına konuşurken gördünüz mü? Evet. Eğer tek başına konuşurken görmüşseniz onunla röportaj yapan röportajcı hükümetin adamı gibi sorguluyor. Yani hepimiz her gün sorgudan geçiriyoruz. Her gün kozmik oda gibi hepimiz aranıyoruz. Ama bunlar huzmeler, ışıklar gelmiş. Anayasadan içeri giriyor. Musa, Tayyip Erdoğan önde. Yanlış bak. Laf nereye geldi? Musa kekemeydi. Hazreti Musa kekemeydi. Bu ateistlerin de bir lafıdır. Hani kekeme olduğu için konuşamam dedi. Gitti yazıtlara, taş yazıtlara yazdı. Taş yazıtlar da ilk tek dinli kitapların ilk yazıtlarıdır yani. İlk vahiy cümleleridir. Tanrı'dan alınmış. Hani kekeme oldu, konuşamıyor, evet. Yazdı oraya. Hani başka yorumlar da yapabilirsiniz. Fakat Kur'an'da geçer. Allah'ım dilimin bağını çöz der Musa. Allah'ım der benim dilimin bağını çöz. Konuşamıyor halkına. Konuşamıyor. Musa'dan, o ayetten bize ne kalacak? Ne kalacak? Dilimin bağını çöz. Buradan Tayyip, önce kendin dilinin bağını çöz. Amerika konuşturmuyor seni. PKK'yla pazarlıklarını, İsrail'le pazarlıklarını. Sonra da biz kendimiz, kendi dilimizin bağını çözeceğiz. Bu dili bağladılar. Ekranla, onunla, bununla, şununla bağladılar. İçeri atarak bağladılar. Eğer bir yola çıkmışsak, bir ülke varsa, insan diye yaşıyorsak, önce bu dilin bağını çözeceğiz. Bana gelmiş bu keser suratlar, Necef Maşrapa gibi dansözlük yapmasınlar. Necef Maşrapa rolü oynuyorlar.
terbiyeli, düzgün bir insan, bir muhafazakar aile ne ister? Bakkalına gidip gelmek, alışverişine gidip gelmek, düğününe gidip gelmek, komşusuna gidip gelmek ister. Bu gidiş gelişini yaşatacak bir dedelerinin de eli olan, mimarisi olan bir binanın yanından geçsin. Ne kadar güzel. Türkiye'de şimdi bunu iddia eden solcular kalkmış, bütün solcu mimarlar diyor ki bu eski Selçuklu şehirlerini ölümüne koruyacağız diyor. Bunlar da yıkanlar İslamcılar. Bu eski Selçuklu'yu da yıkıp, işte Trabzon en güzel örneğidir. Şehrin ortasından asfaltı geçirdiler, çift yol. Bir yıktılar o Ortaysar Mahallesi, Hacı Kasım Mahallesi. Yok artık. Camiler gitti, uçtu. Böyle kenarda kaldı yani, duvarın arkasında. Ve şimdi bu adamlar bize bir inançtan söz ediyorlar. Ve cami kuracaklarmış ve biz de camiye karşı gibiymişiz. Ne demek? Niçin biz camiye karşı olalım? Niye bizi hep bu tartışmalara getiriyorlar? Dikkat et, şurada üç tane konu tanıştık. Hani dokunulmazlık. Evet. Kalksın mı? Birden kendimizi milletvekillerini meclisten atar bir pozisyonda buluyoruz. Birden kendimizi camiye karşı bir pozisyonda buluyoruz. Bize getirdiği şeye bak. Hayır, milletvekilleri de meclisten gitmesin kardeşim. Siyasetin içinde sorunlarını çözsünler. Camimize yapılsın. Ama bütün bu şeyleri, değil mi, görerek bunları söylemek istiyorum. Evet. Değerli seyirciler, Nihat Genç yine Türk siyasi tarihine, Türk edebiyat tarihine önemli bir deyim kazandırdı. Necip Başraf'a. Oku vardı 50 sene. Ama yani bunu benzetmesiyle beraber kısa bir aradan sonra yeniden beraber olacağız. Nihat Genç konuşuyor, devam ediyoruz değerli seyirciler. Nihat Bey, bir de son günlerde yine açıklanan bir istatistik rakamlar var. Şehitten çok intihar vakaları var askerler arasında. Askerlerin son dönemlerde itibar infazına uğratılması, balyoz, ergenekon vesaire davalarından sonra da ciddi oranda intihar vakaları var ve istifa vakaları var. Bunu bir sizden aslını bir öğrenelim. O istifa, itibar vakaları, bunları başka şekilde şey yaparız ama genel olarak Güneydoğu'da yoğun hap kullanıldığı, antidepresyon hap kullanıldığı, yani aslında ester kullanılsa daha iyi, o kadar yoğun. Bu Türkiye'de tartışılmayan şeyler. Nasıl Türkiye'de ithalat rakamları tartışılmıyor, ekonominin üretimi tartışılmıyor. Türkiye'nin aslında nasıl bir siyaset yaşadığını en iyi gösteren yerler de bunlardır. Bu insanlar niçin intihar ediyorlar? Niçin bu kadar bir karanlık, içe dönük, değil mi, hayattan umutsuz hale geliyorlar? Bunlar çok ciddi sorulardır. Oysa Türkiye bir Finlandiya, bir kuzey ülkesi değildir. Türkiye, Amerikalılar şeyle çok övünürler. Biz çok dışa dönük insanlarız. Hatta bunu kitaplarına yazarlar. İşte dost edinme sanatı falan, böyle çok satan kitaplar falan olur. Böyle abidik gubidik kitaplar. Bizim bu tür kitaplara, bu toprağın bu tür kitaplara ihtiyacı yok. Biz, coğrafyamızın bize verdiği bir şey belki. Mesela Finlandiya önemli değil. Türkmenistan, Kazakistan'da da öyledir. Bir köyü tanıyınca bütün ülkeyi tanımış olursun. Biz öyle değiliz. Burası, burada daha başka dost canlısı insanlar var. Şen şakrak, konuşkan. Biz çok dışa dönük insanlarız. Bakın 30 bin insan ölmesine rağmen bir etnik iç savaş yaşanmıyorsa gerçek anlamıyla, bunun tek sebebi bizim çok sosyal insanlar oluşumuzdandır. Sazımız, sözümüz, halayımız buna en güzel örnektir. Bizim aile yapımız sarmaşık aile yapısıdır. Hani bazı ormanlara gidersin, bazı sarmaşıklar vardır, hep ağaçlara sarılır. Biz evet, ağaçlara sarılan sarmaşıklarız. Birbirimize sarılır. Aile yapımız böyledir, sosyal hayatımız böyledir. Bizden hızlı aile olabilen, dost olabilen dünyada yoktur. Bunu Amerikalılar iftihar eder ama onlar 200 yıllık. Biz 1000 yıldır, binlerce yıldır. Çok şen şakrak ve dışa dönük ve sosyal bir kültürün çocuklarıyız. Hemen arkadaş oluruz. Evimize gelen, çatı aktarmak için gelen, musluk için gelen tamirciyle hemen damat oluruz, evleniriz. Ne bileyim, hemen herkesle anında tanışırız. Bizim böyle bir zorluklarımız yok. İçe dönük olmak da suç değildir. Bazı insanlar içe dönüktür ve çok da büyük, Einstein de içe dönüktü, çok büyük bir adamdı. Ama bizim kültürümüz sanata daha yatkındır. Çünkü böyle konuşkan, girişken insanlar. Şimdi ne oluyor da bu konuşkan ve girişken insanlar, kendilerine güvenen bu insanlar intihar etmeye başlıyor. Bu ülkedeki siyasi kültürle, şüphesiz Güneydoğu'daki çatışma ortamının kasvetiyle çok alakalı ama siyasi kültürümüzde daha da şey. Ortada
19 ve 20 yaşlara sıkılmış bir umutsuzluk var. Büyük bir güvensizlik var. O çocuk askerde durumunu düşünüyor ama askerden sonrayı da hesaba katıyor. Yani başka şeyler var. Bunun altına gireceğiz. Uzun uzun altına gireceğiz. Sus diyeni, susmuş insanlar, direniş göstermeyen insanlar, güveni yıkılmış insanlar, egolarıyla oynanmış insanlar, ağır hakaret edilerek egosuyla oynanmış insanlar, böcekleştirilmiş insanlar dayanamaz. İntihar eden insanlara bakın, bunların hep çoğu isyankar insanlardır. Zaten intiharların sebebi en büyük isyanı gösterdikleri içindir. Cemaatten insanlar, tarikattan insanlar intihar etmez. Çünkü onlar baş kaldırmayı bilmez. Hiçbir tarafa, siyasi olarak da öbür tarafa da. Evet. Allah'a da sistem göndermez diyelim. Hani ahlaken evet, böyle diyelim. Bakın Alabama diye bir tane kadın. Bir zenci kadın. 1953 ya da 55'te. Amerika'da, New York'ta. Belki de başka bir yerde, New York. Otobüsle gidiyor. Şoför ona, bu zenci kadına, Montgomery galiba. Zenci diyor ki, ayağa kalk yerini beyaza ver diyor. Kadın bir ütücü, hani biz esprisini yaparız ya, son ütücü. Evet, ütücülük yapıyor kadın. Genç bir kadın. Bir zenci kadına, şoför, kalk diyor, beyazın yerine oturdun diyor. Zenci ayrımı var. Kadın, hayatına bakıyorlar, çok sonra romanlar yazılıyor kadın hayatına. Kadın, içe dönük, sakin bir kadın. Ve orada şoföre doğru, şoför kalk deyince kadına, beyaz oturacak deyince, hayır diyor. Hayır. Bu hayır cümlesi, o Montgomery kadının ağzından çıkan bu hayır cümlesi, çağımızda nükleer bombalardan bile etkili tesir bulunuyor. Amerika'da bir büyük bir sivil itaatsizlik ve zenci hareketi başlıyor, siyah hareket başlıyor. Martin Luther King işte buralardan çıkıyor. Sokaklara düşüyorlar. O kadının hayır deyişiyle. Bir hayırla 50 yılda, değil mi? Sokakta şuradan gideceksin, buradan gideceksin gibi esir ve köle gibi davranılan ve aşağılanan insanlar ayağa kalkıyorlar. Bir hayırla. Türkiye'de hayır kültürünü hiç kimse hayır kültürüyle baş edemez. İlk yaptıkları insanlar içindeki bu onlara hakaret ederek, onlara küçümseyerek, onlara çok haksız bir şekilde davranarak o insanların egolarını alıyorlar. Bakın burada çok değerli bir şey söyleyeceğim. Şeker var ya, şeker. 50 yıl sonra bu yediğimiz şekeri esrar yerine koyacak insanlık. Şu anda koymaya başladı. Esrar var ya, esrar. Evet. Hatta diyeceğiz ki çocukların önüne macunculuk koyardık. İlkokulların önüne macun satıyorduk. Ne deli günlerimiz varmış gibi. Şeker çünkü uyuşturucudur. Ve şu anda vücutta şunu yapıyor, bunu yapıyor diye yasaklanmaya başladı. 50 yıl sonra hepten yasaklanacak şeker. Bu şekeri üreten plantasyon dediğimiz büyük çiftliklerde Latinlerdi, Orta Amerika ya da Arjantin, Şili, oralardı. Ve Batılılar bunlara sömürge kurdular ve burada zenci köleleri çalıştırdılar ya da yerlileri çalıştırdılar. Şimdi Batı gibi Voltaire, Montesquieu, Shakespeare büyük edebiyatçılar getirmiş bir insanların. Bu insanları kolonileştirmesi, çalıştırması akla yatkın mı? Ya da Batılılar buna inanıyor muydu? Hayır. Batılılar ırkçı değildi. Irkçı oldukları için onları çalıştırmadılar. Şeker tatlıydı. Şeker var ya. Evet. Çikolataydı, şekerdi. Oradan geliyordu agıda şekeri, ağızlarını ballandırıyordu. Şeker çok tatlı bir şeydi. Şekerin tatlılığı o kadar güzeldi ki yemeklerine koyuyorlar. Bizim Trabzon'da makarnaya bile koyulurdu yani çocuklar için. Evet. Çocuklar için. Yani hepimizi kandıran bir şey. Beyne hafif bir uyuşukluk verir. Bu Batılılar ırkçı olmadığı halde şekerin tatlılığından dolayı şeker plantasyonlarında çalışan insanlara sessiz kaldılar. Irkçılıkları buydu. Yani şimdi biz mesela kendi kendimizi kalkıp eleştirirken diyoruz ki bizim tarihimizde ırkçılık yok. Doğru. Ama bizim tarihimizde de bazı şeyler hoşumuza gittiği gibi, şeker gibi tatlı geldiği için sesimizi çıkarmıyoruz. Gönlümüzce yani sessiz kalıyoruz. Oraya girmiyoruz. Nedir bu? 19 ve 20 yaşında çubuğun, Giros'un, Şebinkaya eserinin, Çorum'un köylerinden çocuklar kalkacaklar Güneydoğu'da, savaşacaklar ve ölecekler. Ve sen bunlara razı görüneceksin ya da bu sessiz kalacaksın. Niye? Çünkü bu sen düzenini kurmuşsun, evin işin güzel, çocuğun yüksek okul okuyor. Bir gizli niyetin var, gizli bir mutabakatın var. Yani evet, acıyı duyuyoruz. O şehitlere ağlıyoruz. O çocuklar niye ölüyor, o zor şartlara niye giriyor diyor, çok üzülüyoruz. Ama bir şeye gizli gizli rıza gösteriyoruz.
Bu ülkedeki ırkçılığın daniskasıdır. Biz bu köylü çocuklarına karşı efendi gibi davranıyoruz. Çünkü onlar bizim yerimize savaşıyorlar ve sessiz kalıyoruz. Onlar hayat hikayelerini film yapmıyoruz. Onları ekranda görünce hayıflanıyoruz, o akşam yemeğimiz rezil oluyor ama o kadar. Yani Avrupalılar da aslında, evet Avrupa'da ırkçılık vardı, nazizm bilmem ne. Ama Avrupa elitinden söz edeyim hani. Evet. Bu elitler de o kadar sert ırkçı insanlar değildir. Çünkü kitaplarını okuyoruz. Üniversiteli insanlar. Ama bir şekilde rıza gösteriyorlardı. Biz de rıza gösteriyoruz. Bizim adımıza savaşan insanların hayat hikayelerine dikkat etmiyoruz. O çocuğun sosyal sigortalarına dikkat etmiyoruz. Etmiyoruz. O çocuğun işte şehit olan çocukların aile yapılarını görüyorsun. Bir oda evleri yok. Yoksul çocuklar. Bu yoksul çocukların dramları, işleri, güvenceleri, okumaları, sosyal arkadaşlıkları, evlilikleri her neyse hayatımızı işgal etmiyor. Onları büyük bir yalnızlığın içine bırakıyoruz. Gidin ve bizim için savaşın. Ama bunları seslendirmiyoruz. Yani yüksek sesle seslendirmiyoruz. Bu nedir? Bu bilmeden efendi gibi davranıyoruz. Ankara'da çocukları iyi okullarda okuyan, az buçuk maaşı olan insanlar ki ağlıyoruz, sızlıyoruz ama ciddi bir şekilde ilgilenmiyoruz. Türkiye bu anlamıyla şu anda Güneydoğu'da, bu her taraf için Güneydoğu'da gidip o zor şartlara giren insanları kendine dert etmiyor. Etseydi sigortalar olurdu, güveni olurdu. Arkasında kalan, değil mi, ailesine ve hayatına, hayatlara bir şeyler olurdu. Bunların hiçbirini şey yapmıyor Türkiye. Ve askere şeylerle giden, hani şampiyon takım gibi götürülen, değil mi, alkışlarla en büyük asker diye götürülen bu çocuklar nasıl bir dünyaya giriyorsa bütün bu güvensizliklerle hesaplaşıp annesinin, kendisinin hayatıyla hesaplaşıp ve birden orada bir krizin içine giriyor. Oysa bizim toprağımız çok başka. Ben size samimiyetle söylüyorum. Bu Akdeniz iklimi diyorlar ya, bu evet. İtalya, İspanya, buralardan bilim adamı çıkmaz. Türkiye'den de bilim adamı çıkmaz. Buralardan sanatkar çıkar. Çok büyük sanatkarlar çıkar. Sebebi çok şen şakrak insanlar, çok sosyal insanlar. Biz çok sosyal bir kültürümüz var. Bu sosyal kültürümüz bizim için bir şanstır. Çok şanstır. Bu şansı da 1000 yıldır kullanıyoruz. Kürtlaz hep evlenerek geldik. Bak, büyük şehirlerimizi hiçbir tantana çıkarmadık. Bu güzel bir şey. Ama şimdi bu kadar bize dair bir şey olan konuşkanlık, dışa dönüklük, değil mi? Bütün evet. Bize dair olan bir şeyi siyasetin bir şeyine dikkat etmediğimiz için bir kara boşluğa düşmüş gibi tertemiz çocuklarımızı, Çubuğ'un çocuklarını, Şebin Karahisar'ın, Çorum'un, Amasya'nın çocuklarını, 19 yaşında köylü çocuklarının ölümüyle kara bir deliğe sürükleniyoruz. Bozuyoruz. Ben işte sağcılık derken bunu kastediyorum. 60 yıldır Türkiye'deki sağ iktidarlar insanların işte bu girişkenliğini bozdu. Bir insana çikolata vermek kadar, doğulu bir çocuğa ya da işte çikolata vermek kadar tehlikeli bir şey yoktur. Ya da bu adamlara yardım yapılıyor ya, işte şehidin ailesine yardım yapıldı. Bu kadar tehlikeli bir şey yoktur. Yardım yapılan şey bir elbise, bir çikolata kadar barbar bir şey yoktur. Öldürürsün onu. O çocuğa yapacağın tek şey, çünkü çikolata o doğulu çocuğu sadece özenti verir. O çocuğa yapacağın tek şey sigortasını garanti altına almak. Sağlığını garanti altına almak. Haklarını garanti altına almak. Biz bunlarla uğraşmıyoruz. Biz bunlarla uğraştık mı? 30 yılımız Apo'yu tanrı yapmakla geçti. Apo on binlerce çocuğu gitti ve öldürttü. Kendi çocuklarında bu çocukla hepimizin aldı. Ve şimdi biz bunların sosyal bir hikayesini duyuyoruz. Ölüyorlar, niçin ölüyorlar? Şey gibi, şempanzeler gibi şaşkınız. Aa, niye ölüyorlar? Nerede eksiklik var? İşte burada eksiklik var. Evet. Onları bekleyen nişanlıları, onları bekleyen köyleri, değil mi? Ben bu toprağın bir yazarı olarak bu toprağın şu anda üstüne yapılmış ve yapılmakta olan şeyleri konuşmuyorum. Ben bu toprağın çok güçlü bir şen şakrak, dışa dönük, sosyal bir kültürü olduğuna inanıyorum. Amerikalılar kitaplardan öğrenir. Bizim böyle kitaptan öğrenmeye de hiç ihtiyacımız yok. Çok sosyal insanlarımız var bizim. Çok sosyal. Ama bu sosyal kültür işte sigortaya, güvene, sağlığa, hukuka dikkat etmediğimiz ve siyasete bir oy verip yem ettiğimiz için şimdi burada gelmiş bizi kilitliyor. Bu rakamların ortaya çıkması büyük trajedilerle Türkiye halkının yüzleşmesi lazım. Demesi lazım ki ey senin Nobel alan yazarların, ey senin her akşam televizyona çıkan yazarların, bu çocuklar kendilerini kilitleyecek ve öldürecek kadar problem yaşıyor.
Bunlar niçin ekranlara gelmiyor? Niçin dizi filmlere gelmiyor? Niçin öğrenmiyoruz bunların hayat hikayelerini? Bunların annesini tanıyan var mı? Köyünü tanıyan var mı? Bu çocukların özel hayatlarını, arkadaşlarını tanıyan var mı? Yok. Vietnam üzerine bile benim hayatta en sevdiğim filmler hep Vietnam sonrası yazılmış filmlerdir. O Avcı gibi mesela. Ama bunların üzerine yok. Biz bunları unutmuşuz. Bakın ben size çok değerli bir şey söyledim. Evet, bizim kültürümüzde ırkçılık yok. Kimseden kendimizi üstün görmüyoruz. Ama Batı da bu tuzağa düştü. Şeker çok tatlıydı. O çocukların senin adına dağlarda savaşması çok tatlıydı. Ve sen bunları görmeye görmezden gelerek, içinde bir şeyle görmezden gelerek, görmezden gelerek deyip ona ağlamak bir şey. Biz de cenazesine gidip ağlıyoruz. O değil. Meclisinde görmezden gelerek, edebiyatında görmezden gelerek, sosyal olarak sigortasını, o çocuğun sigortası nerede? O gazinin sigortası nerede? Bunu sormayarak. Onları derin bir mutsuzluk ve böyle şey gibi nükleer boşluğa atıyoruz çocuklarımızı. Türkiye bir trajediyle, Türkiye halkı, şimdi bizleri seyreden insanlar, işte edebiyat mı, işte sanat mı, işte siyasi tartışma mı? Bunları tartışın ve bunları görün. Bunları görelim. Birileri bize bunları göstermiyor. Nasıl ithalatın 260 milyar dolar olduğunu göstermiyorsa bunları da görmüyor. Ama bunlar bir yerden fokur fokur patlak gelip üstüne koyuyor. Evet. Hani depremden sonra çürük olduğunu öğrendik ya binaların. Hı hı. İşte bunlar da böyle. Şimdi buradan kalkıp yapacakları tartışmayı da ben sana söyleyeyim. Askeriye de şu ilaç veriliyordu, askeri komutanlar şunu yapıyordu. Bunun askerlikle alakası yok. Bu bir ruh haliyle alakalıdır. İradeyle alakalı bir şeydir. Kardeşim, eğer sosyal ve siyasal eşitliklerden başka derdin varsa insan değilsin. Önce sigorta isteyeceksin, çikolata vermeyeceksin. Önce sigorta, önce güven. Kimsenin çikolatasına, elbisesine ihtiyacımız yok. Yardımına da ihtiyacımız yok. İnsan olarak yaşamak istiyoruz. Emeğimizle. Bunları, bu hakları elde istiyoruz. Bunun için yaşıyoruz. Bunları dillendiren yok. Şunu da yardım yaptık, şuna da şunu verdik. Yok ya, bana da vermişlerdi lisedeyken bir yardım ceketi, al giy. Böyle bir şey değil. Ben kimsenin yardımını istemiyorum. Çalışıyorum ve çalışmamın karşılığını istiyorum. Böyle bir umut olacak toplumun. O çocuklar diyecek ki ben askerden döndükten sonra şu kızı alabilirim, şunu yapabilirim, şu karnımı doyurabilirim. Bir güven olacak, beklediği bir şey olacak. Ama nesnel, hayali değil. Öyle Bülent Arıç'ın, Hüseyin Çelik'in üfürmesi, Tayyip Erdoğan üfürmesiyle değil, şu hakkı verdik bunu değil. Bizzati bunu görecek. Sigorta kaya gibi sağlam olacak. Bu evet. Toprak bununla yüzleşecek, hepimiz yüzleşeceğiz. Böyle artistik şeyler, ağladım, sızladım, üzüldümle değil. İşte siyaseti buradan yapacaksın. Sosyal demokrasi de, solda, komünist partisi de bunun için var. Hepimiz de bunun için varız. İnsanlara güven. Hepimiz utanalım ya. 1000 yıldır bu horon, bu halay, bu zeybek, bu tarihte bizim kadar güzel oyun havaları olan yoktur ya. Bu kadar muhteşem oyun havaları, şen şakrak havaları üretmiş bir toprakta insanlar intihar edecek. Bana bunu kimse anlatmasın. Yok böyle bir şey. Daha bir saniye önce, 3 dakika önce gelmiş, yerleşmiş komşusuyla kız alıp verişi yapan, evlenen, sarmaşık gibi bu ağaçlarla, her komşusunu ağaç gibi görüp sarmaşıklaşan bu toprak, yani bu sosyal örgüyle, yapıyla şimdi gelip buraya diş yapması, bunu ciddi bir şekilde önümüze koyalım. Evet, önümüze bir başka gerçeği daha koyalım. Son 10 yılda depresyon ilaçlarının satışı %1500 oranında artmış. Kolesterol ilaçlarını da geçmiş. Neredeyse aspirin gibi artık insanlara antidepresif ilaçlar veriliyor. O zenciden geldim, o cümlemi tamamlayayım. Hayır diyecek insan. Hayır. Evet. Bu çocuklar bak hayır diyebilseydi annesine, babasına ya da başka yere ya da siyasete, ya duruşlarında bir hayır olsaydı bu çocuklar çok daha güvenli olurdu. Hayır diyemeyen insanlar. Biz hayır diyemeyen insan yetiştiriyoruz. Bu cemaatin gideceği yeri orasıdır. İtaat bir nezakete dönüşmüş. Ne kadar sadakat gösteriyorsan o kadar nazik ve muteber insansın. Böyle bir şey yok. Hayır diyen insan olacağız. Hakkımızı arayacağız. Evet. Dayağı atıyor, beni disipline atıyor. Bir karşı dilekçe yazamıyorum. Umudum yok. Onurum kırılıyor. Gururum kırılıyor. Değil mi? Bu güvensizliği inşa eden budur. O yüzden güçlü bir hayır. Hayırdan kimse korkmasın. Nihat Bey, Amerika'daki siyahi kadının hayır cümlesinin atom bombasından çok daha etkin olduğunu söylediniz. Türkiye hayır diyebilseydi, özellikle şu son 12 Eylül referandumunda hayır diyebilseydi, herhalde bütün bu olumsuzluklar başımıza gelmezdi. Şimdi tabii, yani şimdi Firavun neyi yasakladı? Firavun'un yasakladığı şey nedir? Erkek çocuk doğmasın. Bu iktidarın da yaptığı budur. Komünist de olmasın, liberal de olmasın, şu da olmasın. Yani bütün erkek çıkışı hayır diyecek, itiraz edecek, eleştirecek. Erkekliği, o sabahtan beri bahsettiğimiz fallus denen şey, onu yıkmaya çalışıyor.
Erkek çocuk istemiyor Tayyip Erdoğan. Bir erkek kendisi. Beyefendinin erkekliği de Obama'ya kadar işte yani. Evet. Şeyde çocuklar kahvede anlatıyorlar işte, eğleniyorlar. Diyorlar ki Tayyip Erdoğan Bey'in bir dijital masası varmış. Güzel bir masa yani. Dünyanın en güzel masası. Bir düğmeye basıyormuş, bir bakan geliyormuş. Bir düğmeye basıyormuş, bir bakan geliyormuş. Yani güzel bir ofis masası yani. Olağanüstü şey. Hangi bakan istiyorsun? Hüseyin Çelik. Bas düğmeye gelsin. O gelsin. Fakat geçenlerde arıza yapmış bir masa. Basıyormuş düğmeye, Obama geliyormuş. Basıyormuş Fethullah Gülen Bey geliyormuş. Savcı'da şey, MIT'i çağırmış. Ya bu masa demiş. Arıza mı yaptı? Arıza yaptı, buna bir virüs girmiş demiş ya ben. Onu çağırıyorum, bu geliyor. Onu çağırıyorum, bu geliyor. Bunda bir karışıklık var demişler. MIT tabi olaya el koymuş, bir soruşturma yapmış. Demiş efendim, demiş efendim, bu masayı, bir de bu masayı demiş Silivri'ye göndereceğiz Ergenekon'dan demiş. O da demiş ki bu demiş benim masada mı demiş Ergenekon'dan yargılanacak demiş. Yani evet demiş efendim demiş. Bu masanız da artık Ergenekon'dan yargılanacak. Çünkü demiş burada bütün düğmeler karışık. Bütün düğmeler birbirine girdi. Zaten demiş Ergenekon'un bir masası eksik. Bir de oturma odası. Bir masayla oturma odasını da içeri gönderelim demiş. Öyle ne demiş sen demiş, basıyorsun Fethullah Gülen geliyor. Basıyorsun Obama geliyor. Ne alakası var bunun? Bu siyaset mi şimdi? Şimdi bu söylediğim yalan mı benim? Yanlış. Bir ofis masasında önde çıkan insanlar bunlar. Türkiye'yi de bunlarla yönetiyor. Bu nedir? Ergenekon'dan Ergenekon'u bu demek işte. Herkes de bir numara arıyor. Bir numara kimdir? 10 yıldır Türkiye'nin bir numarası kim? Başbakan Erdoğan. Türkiye'de yapılmış bütün faili meçhulleri durduran kendisi değil mi mecliste? Müsaade etmiyor. Hepsini yasa değil mi? Komisyonları durdurdu. Evet. Onu araştırma, bunu araştırma. Bir numara kendisi. Kimle bastı, hangi düğmeye bastı, nereye virüs girdi? Niye vermedi şeyini? MİT müsteşarını yargılansın diye. İlker Başbuğ Bey'i verdi de. Onu niye vermiyor? Burada Ergenekonluk olan kendisidir. Yarın Türkiye'de çok büyük Ergenekon masaları kurulacak. Çok büyük. Tayyip Erdoğan Bey'in bunlardan mutlaka haberi vardır. Evet, değerli seyirciler, Nihat Genç bir numarayı da bulmuş oldu böylece. Tarihi bir programımızın daha sonuna geldik. Efendim önümüzdeki hafta yine Halk TV'deyiz. Siz değerli seyircilerimiz mesajlarınızla ve sorularınızla gönderdiğinizde önümüzdeki hafta yine cevaplarını vermeye gayret edeceğiz. Mutlu akşamlar diliyorum. Şunu diyorum, mutlu akşamlar buyurun. Demeden şunu söylemek istiyorum. Bu benim için çok değerli bir şey. Şimdi bu Tayyip Erdoğan Bey seçim vakitlerini falan biraz düzenlemeye çalıştı. Şu gün yerel seçim olsun, bugün yerel seçim olsun. Yani şimdi şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Şimdi bizim doğalgazımız İran'a bağlı, Rusya'ya bağlı. Ama buradan Tayyip Erdoğan Bey şey gibi, kanlı gibi, ben Suriye'nin, Mısır'ın, Müslüman kardeşlerin, buraların yeni sultanıyım gibi bağırıyor. Bağırıyor ama bu doğalgazı İran ya da Rusya iki ay kestiği takdirde hiç şansı yok. İki ay soğuktan öleceğiz. Bu şu demek. Şimdi biz seçime gidiyoruz. Diyelim ki Mart'ta seçim yapıyoruz. Mart'ta seçim yapmadan bir ay önce İran 20 günlüğüne gazı kesti. Gazı kesti. CHP hemen iktidar olur. Yani Türkiye'de iktidarı değiştirmenin vanası Rusya ile İran'ın elinde. Seçime iki ay kala doğalgazı kapatsın İran. Türkiye'deki siyasi sahneyi değiştirecek kadar büyük gücü var. Şimdi Tayyip Erdoğan, bu anlattığım realite değil mi? Tayyip Erdoğan Bey kimi kandırıyor? Yani elinde mi? Vananın elinde mi? Değil. Kimi kandırıyorsun sen Tayyip Bey? Sen şu anda didiştiğin, sana nota veren, sana meydan okuyan, bu radarı niye diktin diye. İran istese seni iktidardan alacak güce sahip. Türkiye'ye bak, geldiğimiz yere bak. APO'yu tanrı yaptınız. Türkiye'deki siyaseti biçimleme şansını da Rusya ile İran'a verdiniz. Kendin verdin. Son cümlem bunları söylemek istiyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Halk TV'den hepinize iyi akşamlar diliyorum.